Efendim saatlerimiz onu gösteriyor. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Türkiye ve dünyadan gelişmelerle yaklaşık 3 saat boyunca karşınızda olacağız. Gündemde çok sıcak gelişmeler var. Haberlere aktarmadan önce o sıcak haber başlıklarını hızlıca bakalım. Dün gözler Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara çevrilmişti. Kabine toplantısı sonrası koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirleri Başkan Erdoğan açıkladı. O tedbirleri detaylı bir şekilde ilerleyen dakikalarda aktaracağız. Peki hayat ne zaman ve nasıl normale dönecek? İşte bu soru da artık yavaş yavaş yanıtını buluyor. Çin ve Almanya'dan alınacak aşılarla birlikte yılın ilk çeyreğinde tam 25 milyon kişinin aşılanması bekleniyor. Böylece hayat kısa süre içerisinde normale dönecek ve salgında kontrol altına alınacak. Peki süreç nasıl işleyecek? Detaylara bakacağız ve FETÖ'yle mücadele. İzmir'de FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 70'i muvazzaf, 82 kişi hakkında gözaltı kararı. Bu haberler ve çok daha fazlası için bültenimize başlıyoruz. Dün gözler kabine toplantısına çevrilmişti. O kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan kameraların karşısına geçti ve koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemleri tek tek açıkladı. Peki hangi önlemler alındı? Öncelikli olarak sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi. Malum daha önce cumartesi akşam saat 20'de başlayıp pazar sabah 5'e kadar, pazar gece de saat 20'den yine pazar sabah saat 5'e kadar devam eden bir sokak kısıtlaması vardı. Ancak yeni dönemde artık hafta içinde de sokak kısıtlaması genişletilmiş durumda. Bu akşamdan başlayarak 21'den sabah 5'e kadar hafta içi, hafta sonuysa cuma akşamı saat 21'den yine pazartesi sabahına kadar sürecek bir sokak kısıtlaması Türkiye'yi bekliyor ama düzeltelim, cuma akşamı saat 21'den itibaren başlayacak. Yine baktığımızda az önce söylediğimiz gibi hafta sonunun tamamında sokak kısıtlaması gerçekleşecek. Tabii ki toplu bulunan ortamlara ilişkin düzenlemeler yapılmış durumda. Cenaze namazı ve nikahlarda artık en fazla 30 kişi bulunabilecek ki koronavirüsün bulaşmasının en rahat olduğu ortamlar şüphesiz ki kalabalık ortamlarda, bu sayıyı azaltmak için alınmış bir önlem. Restoranlar tabii ki gündemdeki bir başka maddeydi. Restoranlarda ise sadece paket servisi olarak hizmetlerini vermeye devam edecekler. Tabii ki bir başka yenilik hayatımıza giren alışveriş merkezleriyle ilgili. Bu süreçte alışveriş merkezleri hizmet vermeye devam edecek ancak artık alışveriş merkezine girerken HES kodu bulundurmak zorunlu olacak. HES kodu olmayanlarsa alışveriş merkezlerinin içine giremeyecekler. Yine aslında geride bıraktığımız günler içerisinde açıklamıştık. İl Hıfzı Sağ Kurullarının kararlarıyla birlikte ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine de ara veriliyor bugünden itibaren. Peki başka hangi detaylar var? O detaylara hızlıca bakalım. Tabii ki özellikle bulaşın en fazla etkilediği kesim 65 yaş ve üstü olan gruplardı. Aynı zamanda bulaştırmanın fazla olduğu yaş grubu ise 20 yaş ve altıydı. İşte 65 yaş üstü ve 20 yaş altında ise toplu taşımalar kullanamayacak ama tabii ki istisnalar var. Onu da hemen belirtelim. Kalabalık cadde ve meydanlar hiç şüphesiz ki geride bıraktığımız hafta sonu özellikle İstanbul'da havanın güzel olmasıyla birlikte hem sahil kesimde hem de meydanlarda yoğun bir kalabalık görmüştük. Bu kalabalıkların tabii ki azaltılması için de önlemler alınmış durumda. Kalabalık cadde ve meydanlara girebilecek kişi sayısı ise yine Umumi Hıfzı Sağ Kurulu kararıyla sınırlandırılabilecek. Önümüzdeki günlerde bunun da detaylarını daha da netleşecek. Evlerde gün, mevlüt, taziye, yılbaşı kutlaması gibi benzeri toplu etkinliklerse kesinlikle yasak ki Başkan Erdoğan burayı özellikle dün konuşma sırasında vurguladı. Evde toplanmayın, misafir kabul etmeyin, mevlüt, taziye ve yılbaşı kutlamalarındansa uzak durulması çağrısını tekrarladı Başkan Erdoğan. Peki marketler, bakkallar, kasaplar ve kuru yemişçiler tabii ki hayatımızın aslında olmazsa olmazları, gıda temin ettiğimiz noktalar nasıl bir süreç bekliyor? Hafta sonu 10 ve 17 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekler. Evimizin yakında olan bakkal, market, kasap ve kuru yemişçilere gidip ihtiyacımızı bu süreç içerisinde karşılayabileceğiz. Lokanta ve restoranlarsa hafta sonu 10 ve 20 arasında sadece paket servisi hizmeti verebilecek. Alınan kararlarsa bugünden itibaren yürürlüğe girmiş durumda. Özellikle bu akşamdan itibaren sokağa çıkma kısıtlamasıyla karşılaşacağız. Peki süreç nasıl işleyecek? Neler oluyor? O denetim süreçlerini bakacağız. Şimdi muhabir arkadaşlarımıza döneceğiz ki hem İstanbul'da hem de Türkiye'nin dört bir noktasından yayın noktalarıyla bizi bekleyecekler. Az önce de söyledik, sokağa çıkma kısıtlaması bu akşamdan itibaren başlıyor. Mahmut Keşan bize o kısıtlamaların hafta sonu neler yaşanacağının detaylarını aktaracak. Bir yandan da tabii ki alışveriş merkezleri için yeni bir dönem başlamış durumda. Artık HES kodu olmayanlar AVM'lere giremeyecek. Rüya Kuş alışveriş merkezlerindeki detayları aktaracak ve tabii ki toplu taşıma. Bulaşmanın en fazla olduğu noktalardan biri. Peki toplu taşımalara ilişkin hangi önlemler alınıyor? Nasıl düzenlemeler yapılacak? Mesai saatlerinde ne tür değişiklikler var? Esra Keskin de bu sorunun yanıtını aktaracak ama öncelikle İstanbul diyeceğiz. Sokağa çıkma kısıtlamasının detaylarını Mahmut Keşan'dan alacağız. Mahmut. Şu an biz Taksim Meydanı'ndayız. Saatlerimiz 10 gösteriyor ve gördüğünüz gibi Taksim Meydanı düne göre biraz daha sakin. Kişi sayısı çok az diyebiliriz. Tabii ki sıkı denetimler de artık başlamış durumda. Aslında pandemi başından beri denetimler yapılıyordu ama birçok kişi kurallara riayet etmiyordu ne yazık ki. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da zaten dün kabine toplantısından sonra açıklama yaptı. Hafta içi ve hafta sonu kısıtlamalar tekrar gündeme gelmişti. Hafta içi saat 21'de başlayan kısıtlamalar sabah saat 5 itibariyle sona erecek ve bugün saatler 21'i gösterdiğinde o kısıtlamanın ilk startı verilmiş olacak. Şu an saatlerimiz 10'u 5 geçiyor ve artık kısıtlamaya da sayılı saatlerin kaldığını söyleyebiliriz. İstiklal Caddesi'nde Taksim Meydanı'nda şu an yoğunluk söz konusu değil. Tabii ki genel tabloya baktığımız zaman düne göre bugün daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Elbette havanın soğuk olması da bunun ayrıca bir etkisi. Bunun yanı sıra hafta sonunda tüm gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Özellikle 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerin zaten belirli saatler içerisinde sokağa çıkma durumu vardı. Ama genel tabloya baktığımız zaman malum vaka sayılarının artmasıyla birlikte artık sokağa çıkma kısıtlamasının da gündeme gelmesi ve özellikle hafta içinde yapılması vaka sayılarında düşüşe yönlendirmesi beklentilerin arasında. Toplu taşıma araçlarını evet kullanacağız ama yine sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına riayet etmemiz gerekiyor. Bunun yanı sıra gördüğünüz gibi İstiklal Caddesi'nin girişinde polisler de bekliyor. Onlar keza aynı şekilde kesinlikle caddeye maskesiz kimsenin girmesine izin verilmiyor ki malum sigara içme yasağında tekrar hatırlatılıyor. Bunun haricinde maskesi olmayan kişilere yine belediyeler tarafından maske dağıtılıyor. Yine cadde içerisinde sosyal mesafe kurallarını hatırlatmak için de ekipler sık sık araçlarla ring atarak burada hatırlatmalı anonslarını yapıyorlar. Bunun haricinde şunun da altını sizlere çizelim. Malum sokağa çıkma kısıtlaması dedik. Bir de toplu taşıma araçlarını kullanıp şehirler arası seyahat etmek isteyen kişiler de elbette olacaktır. Onlar için de yeni bir uygulama söz konusu. O uygulamada da şöyle sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde genelgede belirtilen zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatler toplu ulaşım araçlarıyla yapılabilecek. Ayrıca kısıtlama olan gün ve saatlerde zorunlu hallerde özel araçlar şehirler arası seyahat izne tabi olacak ki bu da önemli bir detay. Bu izni de yine valiliklerden, kaymakamlıklardan alabileceğiz. Bulunmuş olduğunuz il ve ilçe kurumlarına gidip bu başvuru yapmanız gerekiyor. Bunun haricinde eğer kurallara riayet etmezseniz elbette ceza işlemi olacağını da tekrar hatırlatalım ve altını çizelim. Mahmut Keşan'a notları için teşekkür edelim. Hayatımızdaki o yeni dönemlerden biri de alışveriş merkezleriyle ilgili. Çünkü alışveriş merkezlerine girişte artık HES kodu uygulaması var. Peki bu uygulama nasıl olacak? Alışveriş merkezlerine bizi nasıl bir süreç bekleyecek girişte? Bu soruları yanıtına bakalım. Ankara'ya gideceğiz. Rüya Akkuş notlarıyla karşımıza. Rüya. Kademeli bir şekilde ilerleyelim istiyorum Gökhan. O yüzden önce HES kodu nasıl alınır bunu anlatarak başlayacağım yayına. Öncelikle aslında bu zamana kadar eğer ki telefonlarınızda HES uygulamasını indirmediyseniz herkesten önce bu uygulamayı indirmesini istiyorum. Uygulamayı indirdikten sonra karşımıza böyle bir ekran çıkacak. Hayat Evesar ekranı. Ana sayfaya bakıyorsunuz şu anda. Tam da şu noktada HES kodların dediği bir bölüm var. Oraya geleceksiniz. Yeni kod ekle kısmına giriş yapacaksınız. Süresiz olmasa daha kullanışlı. Bu yüzden süresiz olduğunu belirtip bir kod alacaksınız. Bakın benim alışveriş merkezine girerken ya da herhangi bir kamu kurumuna girerken kullanacak olduğum HES kodum yukarıda yazan hane. Hadi gelin hep beraber şimdi bir alışveriş merkezinin içine girerken HES kodumuzu kullanalım. Bakalım ben riskli miyim, değil miyim? HES uygulamasında nasıl gözüküyorum? Hep beraber bunlara bakalım. Bu arada elbette ki yeni bir uygulama olduğu için vatandaşlarına da telefonlar var. Herkes HES kodlarını almaya çalışıyorlar. Belki de bu zamana kadar alışveriş merkezlerine giren ederken kullanmadıkları için bu saatten sonra aldıkları bu kodlar oldukça önemli olacak. Elbette ki şunun altını çizelim isterseniz. Alışveriş merkezlerine HES kodu olsun olmasın sınırlı kapasitede vatandaşların alınacağını belirtelim. Giriyoruz, normal bir ateşim var, girmemde herhangi bir sakınca yok. Mart ayından beri uygulanan bütün tedbirler aynen geçerliliğini korumaya devam edecekler. Şu anda bir güvenlik görevlisinin yanındayım. Şöyle benim bir ekranım var. Ekranımı göstereyim tekrardan. HES kodumun yazdığı bir ekran. Hemen altında da kare kodumuz var. Şöyle yapalım. Kare kodumu hemen isterseniz şöyle döndürerek yapalım. Kameralar da görsün. Bu ekranı gösterebilir miyiz? Bakın. Adının soyadımın olduğu bir bölüm var. Tabii ki TC kimlik numaram kapatılmış vaziyette. Risksiz olduğuma dair HES uygulamasından bilgi geldi. Dolayısıyla benim artık alışveriş merkezine girmemde herhangi bir sakınca bulunmuyor. Bu şöyle de olabilirdi. Yukarıdaki kodu yazarak da sorgulatabilirlerdi. Bunların elbette ki uyumlandırılmış özel cihazları var. Her defasında cep telefonu kullanmak zorunda kalmayacaklar. Çünkü SMS ile de bu HES kodları alınabiliyor. Bunu da altını çizelim isterseniz. Herkesin akıllı telefonu olmak zorunda değil. SMS'de de yine aynı şekilde HES kodları alınabilir ve alındıktan sonra da alışveriş merkezlerine girilebilir. Bu noktada elbette ki alışveriş merkezlerinde önünde bir uyumlandırma süreci olacak. Bu süreç tamamlandıktan sonra herkes HES kodlarıyla beraber girebilecekler. Oldukça aslında güzel bir görüntü bu, çünkü daha dün akşam açıklaması yapıldı ve bugün itibariyle hayata geçti. Dolayısıyla herkesin HES kodu yok. Bu zamana kadar alınmamış olabilir, kullanılmamış olabilir, kamu kurumlarına giriş yapılmamış olabilir. Ancak bu saatten sonra HES kodu bir nevi artık kimlik gibi bir şey olacak ve herkes alışveriş merkezlerine girerken HES kodlarını kullanmak zorunda olacak. Belki de bu sadece bu işin ilk basamağı. Önümüzde farklı süreçler olacak ve diğer kurumlarda eğer isterlerse mahallenizdeki bakkal bile yarın bir gün size HES kodunu sorabilecek. Çünkü oldukça önemli. Riskli misiniz, değil misiniz, alışveriş merkezine girebilir misiniz? Bu sorunun yanıtını ancak HES uygulaması veriyor. Şunun da altını çizelim. Artık iller kendi içerisinde bir çalışma yapacaklar. Özellikle alışveriş merkezleri için. Daha önce alışveriş merkezleri kendi kapasitelerine göre bir maksimum vatandaş sayısı belirlemişti. Şimdi yeniden bu sayılar elden geçecek ve HES uygulamasıyla beraber sisteme de düşeceği için bu saatten sonra bir kişi bile fazladan 5 dakikalığına bile, bir şıllık çıkacak olsa bile alışveriş merkezine giriş yapamayacak Gökhan. Oldukça önemli. İlk uygulamalarını sizlere gösterdik. Önümüzdeki günlerde belki çok daha farklı yerlerde kullanmaya devam edeceğiz bu HES kodlarını. Rüya Kuş'a da notları için teşekkür edelim ve son olarak bir kez daha kameralarımızı İstanbul'a çevireceğiz. Çünkü toplu taşıma ilişkinde yeni düzenlemeler var. O düzenlemelerin detayları da Esra'da olacak. Söz hemen Esra Keskin'e bırakalım. Evet Gökhan, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerde dikkat çeken maddeler var. Bu maddelerden birisi de elbette ki toplu taşımalar. Toplu taşımalarda 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar belirtilen saatlerde toplu taşımayı kullanamayacak. 10 ila 13 ve 13 ila 16 saatleri arası belirtilen kişiler toplu ulaşım araçlarını kullanmayacaklar. Yine aynı şekilde şehir içi toplu ulaşım araçlarında yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla da gereken tedbirlerin alınması, sefer sayılarının arttırılması, denetimlerde ayrıca kurullarca denetime tabi olacak. Şu anda biz de Zincirlikuyu'da otobüs durağındayız. Hem otobüsleri hem minibüsleri, arka tarafta da metrobüsleri görebiliyoruz. Şu an itibariyle bir yoğunluk olmadığını söyleyebiliriz açıkçası. Çünkü düne göre özellikle şu an bir yoğunluk yok. Tabii havanın soğuk olması ve yağışlı olmasının da etkisi olabilir. Tabii tedbirlerin de etkisi olabilir. Toplu taşımalarda durumlar bu şekilde. Aslında herhangi bir gelişme, ekstra bir durum söz konusu olduğunda da biz A Haber ekranlarından tekrar sizlere bildirmeye devam edeceğiz. Esra Keskin'e de notları için teşekkür ederim. Koronavirüsle mücadele ilişkin detayları aktarmaya devam ediyoruz. Koronavirüsle mücadele kapsamında kapalı olan bir eğlence mekanı İstanbul polisi akşam saatlerinde bir baskın düzenledi. O baskında içerisinde eğlenenler vardı. Yasak olmasına rağmen 40 kişiye yaklaşık 120.000 lira ceza kesildi. Kapalı olması gerekiyordu ancak kural tanımazlar eğlence mekanında yakalandı. Olayın adresi İstanbul Beyoğlu. Gece saatlerinde bir grup yasak olmasına rağmen açık olan eğlence mekanında korona partisindeydi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri mekana baskın düzenledi. 3 katlı mekanda toplam 40 kişinin koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak eğlendikleri görüldü. Kapalı olması gerektiği halde açık olan mekandaki 40 kişiye toplam 120 bin lira para cezası kesildi. Öte yandan mekandan çıkan bazı kişiler kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. Kısıtlamalar başladı. Artık kısıtlamaların sonucu bekleniyor. Ama bir yandan da tabii ki hayat ne zaman ve nasıl normale dönecek sorusu da artık sorulmaya devam ediyor ki bu sorunun yanıtı da aslında aşıda gizli. Peki aşıda bizi nasıl bir süreç bekliyor? Bu sorunun yanıtına bakacağız şimdi. Kameralarımızı Ankara'ya çevireceğiz. A Haber muhabiri Murat Sekban karşımıza. Murat, kolaylıklar dilerim. Bir yandan kısıtlamalar yürürlüğe girdi ama bir yandan da aşı takvimi de netleşiyor. Peki süreç nasıl işleyecek? Gökhan Kurt, sizin de belirttiğiniz gibi bir yandan mücadele kararlılıkla devam ediyor. Diğer yandan da aşı çalışmaları yakından takip ediliyor. Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifadeleri vardı. Dünyada aşı çalışması yapılan aşı çalışmalarının tamamı yakından takip ediliyor demişti. Türkiye'de de tabii uygulama süreçleri başlayacak. İlk aşamada Çin'den 50 milyon doz ve Almanya'dan 1 milyon doz alınan aşılar vatandaşlara uygulanacak. Böylelikle 2021 yılının ilk çeyreğinde yani Nisan ayına kadar 25,5 milyon vatandaşın koronavirüse ilişkin aşısını olması da bekleniyor. Tabii bu süreç yerli aşı çalışmalarını da aynı zamanda beraberinde getiriyor. Nisan ayı işaret edilmişti. Nisan ayında 3. faz çalışmalarının tamamlanması bekleniyordu. Bu süreye kadar da dediğimiz gibi diğer ülkelerden, Çin ve Almanya'dan gelen aşılar vuruluyor olacak. 11 Aralık tarihinde ilk aşıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vurulması bekleniyor ve Mart-Nisan aylarında Çin'den yine 20'şer milyon doz aşı sipariş etme planlanıyor. Buna göre Türkiye'de 45,5 milyon vatandaşın da süre öncesinde yerli aşı geliştirilmeden önce de aşılanma işleminin tamamlanması bekleniyor. Bizler de bu sürecin takibindeyiz. Yeni gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz. Murat Sekman'a da notları için teşekkür edelim. Murat'tan aşılama sürecine ilişkin detayları aldık. İşte bir yandan aşıdan bahsediyoruz, bir yandan alınan tedbirler, o tedbirlerin sonuçları bekleniyor. Peki süreç tabii ki nasıl işleyecek? Tedbirlerin detaylarında başka neler var? Bu soruların yanıtını arayacağız. Değerli bir yayın konuğumuzla birlikte Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Mustafa Kemal Çelen yayın konuğumuz. Sayın Çelen, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Öncelikle tabii ki dün Başkan Erdoğan'ın açıklamış olduğu o tedbirlerden başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu tedbirlere ilişkin sonuçları biz ne zaman görmeye başlarız? Tabii ki mevcut tedbirlere ek olarak dün açıklanan tedbirlerle birlikte sıkı bir izolasyonla birlikte 2-3 haftalık bir süreç içerisinde vaka sayılarındaki düşüşleri beklemek durumundayız. Çünkü gerçekten yoğun bir birliktelik ve izolasyon kurallarına, maske kullanımına uyulmaması maalesef vaka sayılarında artışa yol açmıyor. Bununla ilgili vaka sayılarında ciddi artışlar olmuştur. Ve bu nedenle de tedbirlerin etkisini biz 2-3 hafta içerisinde göreceğiz diye bekliyorum. Tabii ki bir yandan da aslında hepimizin merakla beklediği aşılama süreci. Siz aşı ile ilgili önemli çalışmaların içerisinde de yer alıyorsunuz. Öncelikle tabii ki en fazla merak ettiğimiz soru yerli aşı. Bu soruyla başlamak istiyorum. Yerli aşıda gelinen son durum nedir ve Türkiye yerli aşısına ne zaman kavuşacak sizce? Tabii aslında ülkemiz Cumhuriyet ilanından sonra 1940'lı yıllarda kendi aşısını üreten bir ülkeydi ve böyle bir pandemi döneminde de yerli aşı son derece önemli. Faz 1 aşamalarında henüz ve faz 2'si başlayacak gibi görünüyor. Muhtemelen bahar ayında yerli aşı da artık gündemimize oturmuş olacak. Fakat mevcut dünya genelinde 120 civarında aşı çalışması var ve şu an çok etkin olduğu görülen 4 tane aşı mevcut ve bunlarla da etkinlik oranları %90'ların üzerinde. Bu tabii ki son derece umut vaat edici ve aslında pandeminin de sonuna geldiğimizin en önemli işareti. Çünkü zincirin kırılması bu süreçteki en önemli nokta. Yoksa dünya nüfusunun %60'ından fazlasının bir şekilde sürü bağışıklığıyla enfekte olması ancak pandeminin sonunu getirebilir. Tabii merak edilen soru şu, biz aşıyı olduktan sonra artık hayatımızdan koronavirüsü tamamen çıkaracak mıyız? Yoksa antikor sürecine bağlı olarak aslında biz her yıl tıpkı grip aşısı ya da diğer aşılar gibi her yıl bu aşıyı olmaya devam mı edeceğiz? Tabii bu çok spekülatif bir soru aslında ve çok tartışılan bir konu. Şimdi öncelikle grip aşısından başlamak istiyorum. Biz her yıl grip aşısını tekrarlarken aslında influenza A'nın diğer suçlarına, yeni suçlarını içeren aşıları kullanmak şartıyla grip aşımızı her yıl tekrarlıyoruz. Yoksa herhangi bir influenza virüsüne karşı bağışıklık geliştiği zaman uzun yıllar koruyucu olarak karşımıza çıkar. Bununla ilgili önemli bir örnek vermek istiyorum. 2009 yılında domuz gribi olarak bilinen aşı dönemine geçelim. Hatırlarsanız o dönemde 40 yaşın üzerindeki bireylerde pek görülmüyordu. Çünkü muhtemelen o H1N1'in yakın akrabalarından bir virüs 35 yıl önce bu bölgelerde hüküm sürmüştür ve bu hastalığı geçiren kişiler 40 yıl sonra dahi virüse karşı bağışıklık olarak görülmüştür. Bu anlamda influenza aşısındaki yani grip aşısındaki her yıl yapma mantığımız yeni suçlara karşı koruma noktasında bir yaklaşımdır. Şimdi COVID'e dönersek, COVID'le ilgili olarak özellikle COVID-19'la ilgili olarak henüz elimizde bir data, bir bilimsel çalışma yok. Yani yaptığımız aşı, gelişen antikor ne kadar süre koruyacak, bunu zaman gösterecek. Fakat viral hastalıklarının mantığına baktığımızda koronavirüs ailesinden olan COVID-19'a karşı yapılan aşının uzun dönem koruması bekleniyor. Antikor titresi düşebilir fakat antikor titresinin düşmüş olması korunmadığımız anlamına gelmez. Çünkü organizma ihtiyaca binaen antikorlarını üretir. İhtiyaç yoksa, bir antijen yoksa ortada titreyi düşürür. Antijenle karşılaştığı an aslında tekrar yükseltir. Bu yüzden bu konuda bilim insanlarının büyük bir kısmının hastalığı geçiren tekrar hastalanabilir veya kullandığımız aşıyla gelişen antikor sadece 3-5 ay korur tezi sadece bir öngörüden ibarettir. Bununla ilgili elimizde bir bilimsel çalışma yok. Diğer yandan viral hastalıklara karşı gelişen antikorların ömür boyu o virüse karşı koruduğunu biliyoruz. Yani COVID-19'a karşı yapılan aşının COVID-19'a karşı koruyuculuğunun yüksek olmasını beklerken diğer koronavirüs ailesinden herhangi bir ferde karşı koruyuculuğu yoktur. Aslında bunu söylemek çok daha doğru olur. Evet. Tabii yine çok konuşulan bir konu. Aşı yaptıran bir kişi koronavirüsü aşı yaptırmayan bir kişiye yine bulaştırma riski taşıyacak mı? Aşı yaptıran bir kişi virüsü alamadığı için biliyorsunuz virüslerin özelliği hücre içi, zorunlu hücre içi mikroorganizmalardır. Mutlaka hücrenin içine girip hücrenin DNA'sıyla ya da viral büküyle kendi DNA'sını harmanlaştırıp oradan üretimini sağlaması gerekiyor. Eğer biri virüse karşı korunuyorsa hücre içine giremediği için o organizmada yaşamını da sürdüremeyecektir. Böylece aslında taşıyıcılığı da olmayacaktır ve başkaları için risk de oluşturmayacaktır. Yani burada cansız yüzeyler üzerindeki virüsün riski neyse aşılanmış bir bireydeki virüs riski de o ölçüdedir ve düşüktür. Tabii tıpta hiçbir zaman %0 diye bir şey yoktur ama teorik olarak mümkün olsa da pratik olarak bulaştırıcılığı yoktur diyebiliriz. Profesör Doktor Sayın Mustafa Kemal Çelen, çok teşekkür ederiz hocam yayınımıza katıldığınız için. Kolaylıklar dileyelim. Evet. Aşıya ilişkin merak edilen soruların yanıtını Sayın Çelen'le birlikte araştırdık ve bir yandan da tabii ki İstanbul'un farklı noktalarına gideceğiz demiştik. İstanbul'un belki de en yoğun olduğu noktalardan biri İstiklal Caddesi. İstiklal Caddesi'nde de denetimler çok yoğun bir şekilde sürüyor. İşte o detaylar. Telefonda konuştuğu için maskesini indirdiğini söyledi. Kaç aydan beri? Sigara yasağından haberim yoktu dedi. Bilmiyorum. Nereden bileyim, sigara içmeyecek, sigara içmeyecek. İstanbul'un en işlek mekanlarından biri olan İstiklal Caddesi'nde Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler denetim gerçekleştirdi. Kuralları ihlal edenlerde polis ekipleri arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Genellikle yabancı turistlerin maske takmaması ve sigara içmesi dikkat çekti. Denetim kapsamında maske takmayan ve sigara içen kişilere para cezası kesildi. Ekipler İstiklal Caddesi'ndeki restoran ve kafelerin müşteri alıp almadığını da kontrol etti. İstanbul Beyoğlu'ndaki bir bakkal koronavirüsle mücadelede 3 altın kuraldan biri olan temizlik konusunda kendince bir yöntem geliştirdi. Bakkal Hüsnü Kurtuluş, kağıt ve bozuk paraları sirkeye batırıp öyle kasasına alıyor. Müşteriler para üstü alırken tertemiz pırıl pırıl paralara dokunmuş oluyor. Böylece hem bakkalın hem de müşterilerin cebine hijyenik paralar giriyor. Elinde 2 lira var değil mi mesela? Diyorum şuraya atar mısın diyorum. Atıyor hemen. Veya bir 10 lira verdi. Onu da alıyorum böyle içine atıyorum. Maske, mesafe, temizlik. Koronavirüsle mücadelenin 3 altın kuralı, maskeyi ve mesafeyi ihmal etmeyen bakkal Hüsnü Kurtuluş, temizlik konusunda sınırları zorluyor. Yaklaşık 30 yıldır Beyoğlu Sütlüce'de esnaflık yapan bakkal Kurtuluş, kağıt ve bozuk paraları sirkeli kapta dezenfekte ediyor. Şöyle, paranın yani sonuçta mikrobu gidiyor. Hüsnü Kurtuluş, Türkiye'de Covid vakası görüldükten sonra toplum sağlığını ve kendisini korumak için kolları sıvadı. Arındırıcı ve dezenfekte edici etkisi sebebiyle sebze meyve yıkanırken kullanılan, ev temizliğinde de başvurulan sirke, bakkal tezgahında da kendine yer buldu. Demir veya kağıt fark etmiyor. Gün içerisinde bir paraya onlarca kişi temas ediyor. İşte bunun için Hüsnü Bey kendine göre bir yöntem geliştirdi ve paraları dezenfekte ediyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Şimdi gelin ondan dinleyelim. Zaten ben kendim ilk etapta ellemiyorum. Diyorum şuraya atar mısınız diyorum. Mesela 3 lira, 2 lira. Ben buradan mesela bir 10-15 dakika bekletiyorum. Beklettikten sonra bu şekilde bu parayı alıyorum buradan. Tekrar dediğim gibi şöyle tekrar bezimde silip bu mesela olmuş paralar diyelim. Bunun içine atıyorum. Bu 10 liraları 20, 50, 100 ne olursa olsun hepsini aynı bu şekilde böyle. Bunlara batırıyorum. Güzelce böyle çıkarıyorum. Böyle hepsini bu şekilde yapıyorum. Hüsnü Kurtuluş üşenmeden paraları dezenfekte ediyor. Böylece hem kendisinin hem de müşterilerinin içi rahat ediyor. Salgına bir önlem alınmış oluyor hem. Allah razı olsun. Kendisini seviyoruz. Bunu diğer esnaflardan zaten bekliyoruz. Bu konuda çok titiz davranıyorsun abi. Yani yeni matbaada yeni çıkmış gibi. Hani parlıyor. Pırıl pırıl. Kısa bir ara, aranın ardından gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Reklamların ardından gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Sıcak bir gelişmeyle bültenimize devam edeceğiz. Sayın seyirciler, Türk-Rus Ortak Merkezi'nin kuruluşuna ilişkin mutabakat imzalandı. Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki ateşkesin uygulanmasını gözetlemek ve denetlemek amacıyla 11 Kasım'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoygu arasında video telekonferans yöntemiyle mutabakat zaptı imzalandı. Türk-Rus Ortak Merkezi'nin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmelerse tamamlanarak mutabakat zaptının imzalandığı vurgulandı. Milli Savunma Bakanı'ndan gelen açıklamada mutabakat zaptıyla birlikte oluşturulacak merkezin ise en kısa süre içerisinde faaliyete geçmesi bekleniyor. Oldukça sıcak bir gelişme. Malum Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan ateşkes ve bundan sonraki sürece ilişkin atılacak önemli adımlardan biriydi. Karabağ'da kurulacak Türk ve Rus Ortak Merkezi ki bu konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanı'ndan kısa bir süre önce o açıklama geldi. Rusya'yla mutabakat zaptı imzalanmış durumda. Bu sıcak gelişmenin detaylarını da ilerleyen dakikalarda aktaracağımızı hatırlatalım. Bir yandan da koronavirüsle mücadeleye dair detayları da sürdürelim. Çünkü maske takmayanların yüzü virüsle kaplandı. Trabzon'a gideceğiz. Trabzon'da otobüs duraklarına yerleştirilen yapay zeka tabanlı dijital ekranlar maskesi olmayanların yüzünü koronavirüse çevirerek maske takmaya teşvik ediyor. İşte o anlar. Kimi şaşırdı, kimi merak edip test etti. Trabzon'da otobüs duraklarına yerleştirilen yapay zeka tabanlı dijital ekran, maskesi olmayan vatandaşları uyardı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi koronavirüsle mücadele kapsamında otobüs duraklarına yapay zekayı yerleştirdi. Duraklara gelen yolcular eğer maskelerini takmıyorlarsa yapılan sistemle kendileri uyarılıyor. Eğer maske takmamakta direnen vatandaş olursa işte koronavirüs yüzü şeklini alıyor. Bence çok iyi. İnsanlar daha duyarlı olur diye düşünüyorum. Yani çok iyi buldum. Çok gayet güzel. Yani bu şekilde olması en azından vatandaşlar bir şekilde maskesi olmasa bile bu şekilde baktığı zaman uyarıyor. Maskesini takmak zorunda kalıyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi maske takmanın önemine dikkat çekmek amacıyla otobüs duraklarına yerleştirdiği ekranlar sayesinde maske takmayanların yüzlerini özel yazılımla koronavirüse dönüştürdü. Maskesi olmadan durağa gelenler yapay zeka tarafından belirlenerek maske takılması konusunda uyarıldı. Duraklardaki yapay zeka yönetimi artan vakaların önüne geçebilme adına maske kuralına dikkat çekiyor. Koronavirüse karşı bir anlamda farkındalık oluşturmak için Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından otobüs duraklarına bu sistem konuldu. Vatandaş burada otobüs beklerken eğer maskesi yoksa orada hemen kamera etrafında koronavirüse karşı uyarılıyor ve maskesini takıyor. Otobüsün gelmesini bekliyor. Çok güzel buldum sistemi ama yalnız uygulama yok. Bizde biraz ihmalkarlık var. Ünlü teknik adam Yılmaz Vural'ın koronavirüs tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımda tedavisi sürüyor Yılmaz Vural'ın ve Vural'ın eşinden de önemli bir açıklama var. Teknik adamın sağlık durumunun iyiye gittiğini ama sürecin ağır işlediğini söyledi. Durumunun birazcık daha iyiye gittiğini düşünüyorlar. Güzel haber, koronavirüs nedeniyle hastanede yoğun bakımda tedavisi süren Yılmaz Vural'ın eşi Seda Vural'dan geldi. Vural, sürecin yavaş işlediğinin de altını çizdi. Daha iyi şu anda diyorlar ama bu bekleme bir süreç. Bu böyle bebek adımları gibi çok yavaş yavaş gidecek bir süreç. Bunu hep beraber bekleyeceğiz ve bol bol dua edeceğiz. Eşi Seda Vural, Yılmaz Vural'ın daha önce Covid-19 olduğuna ilişkin iddialara da yanıt verdi. Yılmaz hocanız bir Haziran gibi Covid'den de biliyorsunuz maçlardan önce 2 gün önce Covid testi yapılıyor. O da Akhisarspor'u çalıştırıyordu o zaman. O dönemde pozitif çıktı ilk testi ama daha sonra Yılmaz hiçbir şekilde o dönem Covid olmadı. Hiçbir belirtisi yoktu. Ondan sonra tomografisi tertemizdi. Daha sonra üstüne 2 kere daha test yapıldı. İkisi de negatif çıktı. Antikor yapıldı, bir ay geçti. Ondan sonra o da negatif çıktı. Seda Vural bu dönemde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti ve dua beklediklerini söyledi. Spor Bakanımız geldi buraya, Mehmet Bey sağ olsun Yılmaz'ı ziyaret ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanımızın yardımcısı doktorlar Sayın Burak Bey her gün arıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız her gün Yılmaz'ın sağlığıyla ilgili hastanemizin başhekiminden Çağlar Bey'den rapor istiyor. Bütün Türkiye, bütün dünya diyeyim size. Herkes bize çok yardımcı oldu. Her gün dua ettiler. Sayın seyirciler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Ekranlara getiriyoruz. Saygıdeğer milletvekilleri, basınımızın saygın temsilcileri, haftalık olağan meclis grup toplantımıza başlarken sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bütün vatandaşlarımıza, gönül ve kültür coğrafyalarımızda varlık ve birlik mücadelesi veren bütün kardeşlerimize selam ediyor. En halisane duygularımla birlikte sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum. Geçen hafta milletimizi sevindiren bir gelişme yaşandı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Ritmik Jimnastik Avrupa Şampiyonası'nda ritmik jimnastik grup milli takımımız 3 çember 2 labut aletinde Avrupa şampiyonu oldu. Duygu Doğan, Azra Akıncı, Feri Berker, Nil Karabina ve Eda Asar'dan oluşan ritmik jimnastik grup milli takımımızı, federasyon yöneticilerimizi canı gönülden kutluyorum. İnanmış ve başarıya kilitlenmiş bir insanın, gözünü yükseklere çevirmiş bir iradenin durması veya durdurulması diye bir şey olamaz. Stratejik düşünme, analitik bakış, disiplinli çalışma, hedef odaklı mücadele, bunların yanında hayatın ve hadiselerin yürekten kavranışı, zincirleme başarıları tetikleyerek temin edecektir. Başarının limitlerini inancımızın cebbarlığı, irfanımızın cesameti, iddialarımızın cesaret ve civan mertliği belirleyecektir. Fırsat ve şans verildiği takdirde her insanımızın ilgi alanında başarıdan başarıya koşacağını düşünüyorum. Çünkü insanımızın faziletine, ferasetine, kalp temizliğine, ahlak ve adamlık seviyesine sonuna kadar güveniyorum. Özellikle Türk kadınının üstlendiği her sorumluluğun hakkını vererek öne çıkması, hayatın her kesitinde serpilip sivrilmesi, takdir ve tebrik edilmesi gereken bir insanlık gerçeğidir. Kadın hakkı bir insan hakkıdır, bir iman hakikatidir. Kadınları hedef alan kaba, kırıcı, her neviden kötü muamele hem insan hakları ihlali hem de insanlık onurunun inkarıdır. İnsani münasebetlerimizde merhum Cemil Meriç'in de ifade ettiği gibi muhtaç olduğumuz şey ölçüdür, dengedir, soğukkanlılıktır. Kılı kırk yaran tarihi ve tecrübi aklın yol göstericiliğinde diyebiliriz ki, kadınların yok sayıldığı, görmezden gelindiği, geri plana itildiği, şiddete maruz bırakıldığı toplumların medeniliğinden, gelişmişliğinden, hatta insani değerlerinden bahsetmek mümkün ve muhtemel bir hal özeti değildir. Bir toplumun yumuşak karnı, kırılma, belki de kopma noktası, en mağdur durumdaki ferdinin hassas ve nazik durumuyla bir ve aynıdır. Son yıllarda artan kadın cinayetleri, yaygınlaşan tecavüz vakaları ile birlikte ürpertici boyutlara ulaşmış istismar haberleri, insan haysiyetine ve toplum bekasına karşı işlenmiş en büyük suç olarak değerlendirilmelidir. Kadınlarımızın, kızlarımızın, çocuklarımızın vahşete kurban gitmeleri, neresinden bakarsak bakalım felakettir, rezalettir, cinayettir. Son 1,5 asırdır kadınlarımızın sosyal, siyasal ve ekonomik hakları ile ilgili istikrarlı ve ümit verici ilerlemeler yaşanmışken, muhatap kaldıkları insanlık suçlarının da eş zamanlı artışını gözlemlemek, utanç duyulması gereken bir çarpıklığın, bir çelişkinin somut yansımasıdır. Bizim atmamız gereken tarihi adımın ilk halkasında kadına yönelik şiddetin, kadınlığın itibarına yönelmiş nefretin bütünlüğüyle tasfiye edilmesi ve önüne geçilmesi yer almaktadır. Şiddet seli durmadan, şiddet yangını söndürülmeden, gözünü kan bürümüş, psikopatların kanlı emellerine set çekilmeden, kadınlarla ilgili konuşacağımız her konu eksik kalacak, her teklif ve temenni yetersiz olacaktır. Bir masuma, bir garibe, savunmasız bir insana canavarca hislerle saldırmak, insanlık haysiyetini tahammüden zedelemek vandallıktır, aynı zamanda büyük bir vebaldir. Şiddet varsa insanlık sükut etmiştir. Hiçbir kadın şiddete müstahak değildir. Hiçbir kadın aşağılık ve alçak davranışlara mahkum değildir. Kadınlarımızın toplum içinde olan veya olması gereken muteber ve muhterem mevkileri, insani gelişmişlik düzeyimizin alameti farikası, milletler mücadelesindeki en muhkem, en müessir kozumuzdur. Bugün kadınlarımız hayatın her yerinde, her safhasındadır. Nitekim kadınlarımız bazen usta bir gazeteci, bazen marifetli bir iş insanı, bazen müstesna bir siyasetçi, bazen gerçek bir edip, bazen bağında bahçesinde bir emekçi, bazen tezgahtaki alın teri, bazen topraktaki bereket izi, bazen gönüllerdeki zerafet pırıltısı, bazen sırtımızdaki merhamet pışpışı, bazen bir münevver, bazen hakikatleri arayanlar için bir deniz feneridir. Bütün kadınlarımızın çehresi ışıklı, üstelik bakışları aydınlık yarınların müjdesiyle doludur. Kadınlarımız göz nurudur, baş tacıdır. Üzerinde yaşadığımız vatan coğrafyasının bir yükünü sevdayla omuzlayan aziz millet varlığının ana direği, ana yüreği, ana fikridir. Bozkur'un tezenesi merhum Neşet Ertaş'ın dediği gibi, kadınlar insandır, bizler ise insanoğluyuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu ifadesi ne kadar değerli, ne kadar yerindedir. Dünyada hiçbir millet kadını, hem Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar himmet gösterdim diyemez. Türk kadını diğer ülke ve milletlerin pek çoğundan daha önce seçme ve seçilme hakkını elde etmiştir. 3 Nisan 1930'da kabul edilen belediye kanunu ile 18 yaşını dolduran kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Böylelikle belediye seçimlerine katılmaya hak kazanan kadınlarımız o dönemin şartları itibariyle tarihi bir reformun tarafı olmuşlardır. Türk kadınına 1932'de muhtarlık seçimlerine girme, 5 Aralık 1934'te de milletvekili seçilme ve seçme hakkı tanınmıştır. Demokrasinin mühim bir eşiği aşılmış, göze çarpan ve rahatsız eden tarihsel bir açığı siyasi mütabakatla kapatılmıştır. Mütakiben 8 Şubat 1935'te yapılan milletvekilliği genel seçiminde 17 kadın milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmiştir. Türk kadınının hayatın normal akışı içinde ülkesi ve milleti için üstlendiği her görevi muvaffakiyetiyle yerine getirdiğini iftiharla söylemek isterim. Siyasetten ticarete, sanattan spora, eğitimden ekonomiye, sanayiden medyaya, ev hayatından sosyal hayata varıncaya kadar kadınlarımız her yerdedir, olmaya da devam edeceklerdir. Kadınlarımızın desteklenmesi konusunda öncelikle hedef üzerinde durmamız gereken asıl konu şiddetin kökünün mutlaka ve süratle kazınmasıdır. El birliği yaparak, güç birliği yaparak, partiler üstü bir anlayış içinde hareket ederek suç üreten, suçlu çıkaran, suça teşvik eden, fiili ve potansiyel bütün toplumsal kaynakları A'dan Z'ye kurutmak, tedavi ve rehabilite etmek şarttır. Bunu yaparsak insanlığa ve insanlarımıza muazzam nitelikli bir manevi bir reformu kazandırmış oluruz. Kimin mağduriyeti varsa, kimin engeli bulunuyorsa yanında olmalıyız, elinden tutmalıyız, hayatı eşit bir şekilde paylaşmalıyız. Bu kapsamda esasen bir farkındalık günü olan ve önümüzdeki Perşembe günü idrak edeceğimiz 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle diyorum ki her engelli kardeşimin ihtiyaç duyduğu, özlemle beklediği, kendi hayatında görmeyi istediği haklar konusunda üstümüze ne düşüyorsa yapacağımızın sözünü veriyoruz. Engele takılmayacağız. Engellere aldırmayacağız. Engeller karşısında yılmayacağız, yıkılmayacağız. Allah'ın izniyle engelleri birer birer aşacağız. Engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırma mücadelemizi sürdüreceğiz. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Hiç kimse bana bir şey olmaz dememelidir. Her insan esas itibariyle bir engelli adayıdır. O kardeşlerimize baktığımızda kendimizi görmeliyiz, empati yapmalıyız, aramızda duygudaşlık köprüleri kurmalıyız. Hiçbir engelli kardeşim acınacak halde değildir. Hiçbirisi değersiz ve önemsiz görülmemelidir. Milliyetçi Hareket Partisi bütün engelli kardeşlerimizi bağrına basmaktadır. Çünkü biz onları çok seviyoruz. Engelli kardeşlerimizi sadece 3 Aralık'ta değil, yılın her gününde hatırlayacağız. Her an, her zaman kalbimiz onlarla bir çarpacak. Engelli kardeşlerimizi hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Kadın milletvekillerimiz başta olmak üzere Türk kadınının seçilme ve seçme hakkını elde edişinin 86. yıl dönümünü kutluyor. Bu tarihi karara imza atan dönemin mebuslarına Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Doğudan batıya, kuzeyden güneye, ülkenin tüm muhterem hanımefendilerine bağımsız saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Değerli milletvekillerim, 19. yüzyılda vezirlik, nazırlık, sadrazamlık görevlerini üstlenmiş Saffet Paşa, medeni bir ülke haline gelmek için Avrupa'nın bütünüyle kopya edilmesini ısrarla tavsiye ve tembih etmişti. Öze değil kabağa bakmıştı. Mazrufa değil zarfa kafa yormuştu. Elbette akıl tutulmasına ve teslimiyetçilik anaforuna düşen yalnızca bu paşa değildir. Tanzimat ve meşruiyet süreçlerinin kategorik biçiminde savurduğu devlet ricali maalesef çareyi kendi özünde, kendi değerlerinde, hemen yanı başında duran milli ve manevi hasretlerde görmedi, göremedi. Ya görmesini bilemediler ya da gördüklerini özümsemediler. Ruh kökleri tarih ve milletle bir olan fikir ve siyaset adamları için haysiyet, abeste direniş değil, hakikatte gönüllü teslimiyettir. Aydın geçinen zavallılar, batılı dostları alınması diyerek tarih boyunca birikmiş dev hazineleri, haşmet ve görkem aydınlığıyla parlayan muzaffer geçmişi utangaç çocuk edasıyla gizlemeye çalıştılar. Merhum Ahmet Mithat Efendi'nin Felatun Bey ile Rakım Efendi isimli romanı o tarihlerde hayatın bizatihi merkezine nüfuz eden tenakuzların, tutarsızlıkların, tuhaflıkların çok açık ve çarpıcı yorumu değil de nedir? Kendi yatağına kırgın akan ırmakların bir nehirle karışması, bir denizle buluşması düşünülemeyecektir. Tarihin hangi devrinde olursa olsun, köküne yabancılaşan, kimliğiyle ters düşen, siyaset veya aydın zevatın taş üstüne taş koyması, ufkun ötesini görebilmesi, geçmişin köklü anılarını geleceğin körpe amaçlarıyla perçinlemesi, bu suretle istiklal şerefini laiki vesileyle taşıması sadece bir hayaldir. Mukallit zihniyetler derin bir aşağılık kompleksinin yelkeniyle kendi sahillerinden, kendi limanlarından hızla uzaklaşmışlardır. Yaklaşık 200 yıldır ne çekmişsek, neye maruz kalmışsak, hangi yıkımları yaşamışsak, kahir ekseriyeti bunlardan kaynaklanmıştır. İşbirlikçilik damarının başında olanlar öz olarak bunlardır. Yabancı başkentlere şirinlik yapmayı, çıkar odaklarına taklalar atmayı, yeri geldiğinde ülkesini kötülemeyi mübah gören bu tip dönek ve devşirmelerdir. Kolları sırma, göğüsleri nişanla dolu, taşsa da sefirlerin oyuncağı, sömürgeci güçlerin maşası olan nazırlardan, milletine ve ülkesine sırt dönmüş sözde yazar, çizer ve aydın kesimden işin doğrusunu isterseniz bugünlere çok kötü bir miras kalmıştır. Bu mirasın varisleri içinde geçtiğimiz zaman diliminde son derece atak ve aktiftir. Ne pahasına olursa olsun ülkesine kara çalmak hiçbir siyaset ve fikir adamını şerefli yapmaz, bugüne kadar da yapmamıştır. Gerçekte nasıl ikmal ve ifade ediliyorsa edilsin, devletini, milletini küçük görenlerden, iç ve dış siyaset mahfillerinde ileri geri konuşanlardan, dün namuslu bir siyaset adamı çıkmadı, bugün de çıkmayacaktır. Muhasım güçlerin elinden, eteğinden tutanlar, onların ağızlarından çıkacak bir söze müzahir şekilde gelecek planlaması yapmak için hazır kıta bekleyenler dik duramazlar, yeterli yerli olamazlar, milli olamazlar, bu milletin evladı asla olamazlar. İşte CHP'nin yönetim kadrosu aynısıyla budur. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'ye cephe almış bir siyaset ayıbı, bir siyaset defosu, bir siyaset falsosudur. Bizim CHP ile sorunumuz Türkiye ile sorunu olduğu içindir. Bizim CHP ile sorunumuz sakat ve sancılı politikaları ile ilgilidir. Geçen hafta bir bakıma CHP'ye oy vermeyen öğretmenlerimizi aşağılayan, onlara öğretmen demeyen Kılıçdaroğlu'nun, sorarım sizlere, neresi demokrattır? Öğretmene, işçiye, memura, esnafa, emekliye, sanayiciye, işsize, çiftçiye verdiği oy kadar kıymet yükleyen bir siyasi zihniyetin samimiyetinden, insan sevgisinden, müşfik ve mühik muamelesinden söz etmek mümkün müdür? CHP'nin kumaşını kesen kesmiş, tarlasını süren çoktan sürmüştür. CHP'ye oy veren kardeşlerimiz hayal kırıklığı içindedir. Onlara karşı yapılan haksızlıklar, saygısızlıklar diz boyudur. Amerika Birleşik Devletleri'ne demokrasimize müdahale edin çığırtkanlığı yapan bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin neresi doğrudur? Türkiye'yi yalanlarla dışarıya jurnalleyen bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin nesi düzgün, neresi dürüsttür? Yine bir CHP milletvekilinin kalkıp Türk ordusuna satılmış demesi bize göre hesabı sorulması gereken şerefsizliktir, kepazeliktir, Türkiye husumetinin kök salmasıdır. Kahraman Türk ordumuzun satılmış görülen yeri neresidir? Terörle mücadelesi mi satılmıştır? Millet ve kanun ordusu oluşu mu satılmış görülmektedir? Fırat Kalkanı'ndan Zeytin Dalı Harekatı'na, Barış Pınarı Harekatı'ndan Pençe operasyonlarına kadar ova ova, dağ dağ, mağara mağara, şehir şehir, deyim yerindeyse köşe bucak hainleri arayan, sonra bulduktan sonra da imha eden kahramanlar mı satılmıştır? Sınırımızda nöbetçi, gökyüzümüzde kartal, gönlümüzde şükran, dileğimizde dua, dilimizde peygamber ocağı, tarihte muzaffer bahadırlık olan kahraman Türk askeri mi satılmıştır? Orduya satılmış demek, bedelsiz satılmışlığın, uşaklığının aleni beyanıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle bu zehirli ve zillet CHP anlayışına diyorum ki, askere düşmanlık, düşmana askerliktir. CHP'nin kutuplaşmadığı, kurcalamadığı, kaşımadı, kanatmadı, karıştırmadı, geriye ne kalmıştır? Türk askerinin Libya'daki mevcudiyeti, zalimlere velaket eden CHP'yi ve diğer zillet refiklerini gocunduruyor. Doğu Akdeniz'den Afrika işlerine, Suriye'den Katar'a, Dağlık Karabağ'dan Irak'a, Afganistan'dan Kıbrıs'a kadar kahramanlarımızın varlığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İYİ Parti'nin, HDP'nin, SP'nin ve bilimum çıkar ortaklarının uykularını kaçırıyor. Batı'nın oyunlarına ses çıkaramayan densizler, Katar'la yatıp Katar'la kalkıyorlar. Boşa kürek çekiyorlar. Boşuna çırpınıyorlar. Bilhassa Türkiye hak ve menfaatlerini muktedir şekilde savundukça Kılıçdaroğlu'nun gözüne perde, gönlüne peçe iniyor. Cumhuriyet Halk Partisi sokakları tahrik etmiş, vatandaşlarımızı istismara yeltenmiş fakat başaramamıştır. Sendikaları, sivil toplum kuruluşlarını manipüle etmiş, ne var ki sonuç alamamıştır. Uluslararası toplumu, küresel kuruluşları, husumet lobilerini kışkırtmış ve lakin emeline muvaffak olamamıştır. Şimdi sırayı da Türk askeri mi almıştır? Bu terazi bu sikleti çekmez, bu tekerlek bu tümseye geçemez. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine zilletin lekesi sürülemez. Türkiye Cumhuriyeti pastane liberallerinin, meyhane devrimcilerinin, arada poşu takan, derede mekap diyen, tepeye varınca mermi yiyen kanlı bölücülerin, köşeleri kaybolmuş tatlı su kurnazlarının pos boyutlarıyla, doymayan kursaklarıyla boğazın iki yanına tutunmuş küreselcilerin eline, emeline, heveslerine, hedeflerine terk edilemez. Allah'ın izniyle terk edilmeyecektir. Artık böyle bir noktaya gelinmiştir ki ismini saydıklarımın çatı ve çıkar örgütü haline gelen Cumhuriyet Halk Partisi bir milli güvenlik meselesine dönüşmüştür. İşte zillet budur. İşte hezimet budur. İşte dalalet, işte cehalet bu kirli anlayışla minnemiştir. Değerli arkadaşlarım, İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin 27 Kasım 2020 Cuma günü Tahran'da uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesi, Kasım Süleymani suikastından sonra gerçekleşmiş en vahim cinayetlerden birisidir. Lanetlediğimiz bu Hunhar saldırının çok organize şekilde icra edildiği anlaşılmaktadır. Ziyadesiyle kırılgan halde bulunan bölgesel huzur ve barışı temelinden bozmayı amaçlayan her türlü ahlak ve hukuk dışı arayışı, saldırıyı, komployu terörizmden ayrı tutmuyor, ayrı görmüyoruz. Bizim dikkatlerimizi çeken husus suikastin zamanlaması, hedef olarak seçilen ismin müktesebatı, tetikçi figüranları kullanan odakların stratejik hedefleridir. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun nezaketsiz ve seviyesiz İstanbul seyahatinden sonra Kudüs'e gitmesi, Batı Şeria ve Golan tepelerinde gezmesi, adeta bölgeyi provokate eder gibi tutum takınması ve ardından Muhsin Fahrizade cinayetinin gerçekleşmesi bize göre üzerinde düşünülmesi gereken kuşkulu bir detaydır. Medyaya yansıyan iddialar ışığında bir İsrail yetkilinin Fahrizade'yi öldürdüğümüz için dünya bize teşekkür etmeli açıklaması eğer doğruysa dahası İsrail ihtiyaç duyduğu zaman İran'ın nükleer programına karşı operasyon düzenlemeye devam edecek ifadeleri aynı ağızdan çıkmışsa önceden kestirilemeyen büyük çapta risk ve tehditlerin önümüzdeki dönemde birbiri ardına eklemlenmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Hem Orta Doğu hem Afrika istikrarsızlığının peşinde, terörün gölgesinde, rovanşist çatışmaların, misillemeye dayalı silahlı rekabetlerin tam göbeğindedir. 27 Kasım'da Somali'nin başkenti Magoşida'da, 28 Kasım'da Nijerya'nın Borno eyaletindeki Zambaria kasabasındaki bir pirinç tarlasında, 29 Kasım'da Afganistan'ın Gazne vilayetinde gerçekleşen terör saldırılarında çok sayıda masum insan katledilmiştir. Uzun yıllardır mazlumların gözlerinden yaş, gövdelerinden kan akmaktadır. Sömürgeciler insanlığın her kazanım ve değeriyle savaşmışlardır. Dehşet verici adaletsizlik hepimizin malumudur. Bir gram elmas, bir parça pırlanta, bir galon petrol veya bir metreküp doğalgaz insan canından, insan varlığından, insan haysiyetinden önemli görülmüş, öncelikli sayılmıştır. Demokrasi ve özgürlük boyası sürülmüş, zalimler eliyle coğrafyalar sömürülmüş, toplu katliamlar yapılmış, cinayetler işlenmiştir. Toprağın altı üstüne çıkarılmış, üstündekiler de altına gömülmüştür. Fransa bu karanlık geçmişin cellat, ceberrut ve çete ülkelerinden birisidir. Bu ülkenin geçmişinde kan vardır. Bu ülkenin geçmişinde işgal vardır. Macron iç siyasette sıkıştıkça, gelecek seçimleri kaybedeceğini hissettikçe Türk ve İslam düşmanlığının dozajını sürekli arttırmaktadır. Fransa Doğu Akdeniz'de karşımızdadır. Libya'da karşımızdadır. Suriye'de karşımızdadır. Dağlık Karabağ'da karşımızdadır. Afrika'da karşımızdadır. Türkiye hakkının yanındadır, haklının yanındadır, hakikatin yanındadır. Fransa'nın yanında olduğu da terör örgütleri, kanlı şebekeler, bölücü mihraklar, paramiliter, gruplar, denizlerde yan kesicilik yapan korsanlardır. Fransa'yı bilmek ve tanımak için Cezayir soykırımına, Ruanda soykırımına, Gabon, Senegal, Benin, Tunus, Gine, Burkina, Faso, Çad, Kamerun, Cibuti katliamlarına bakmak yeterli değildir. Bu melanet istilacının hangi canilikleri yaptığını görebilmek için 1920 Antep'ini, Adana'sını, Urfa'sını incelemek kaçınılmaz bir ödev, ertelenemez bir görev, milli bir mükellefiyettir. Antep'te Kuvayi Milliye erzak taşırken yakalanıp Dokurcum değirmeninde kurşuna dizilen, cansız bedenleri süngülenen küçük yaşlardaki 14 kahraman çocuğun katili bu Fransa'dır. Tıpkı Hendek Kazan teröristlere karşı verilen mücadelede olduğu gibi Antep'te sokak sokak, mahalle mahalle barikatlar kurup çatıştığımız düşman ülke bu Fransa'dır. Ahali namaza durmuşken camilerimize top mermisiyle saldıran ülke bu Fransa'dır. Düşman geçerse anca benim bedenimin üzerinden geçer diyen, rahmetle, minnetle andığımız yiğitler yiğidi Şahin Bey'in savaştığı ülke bu Fransa'dır. Adana'da Türk soykırımı yapan, Kozan'da defterdar Hamdi Efendi'yim, mektupçu Ali Rıza Efendi'yi, emekli yüzbaşı Mehmet Bey'i diri diri fırında yakan ülke bu Fransa'dır. Ermeni çetelerine üniforma giydirip üzerimize salan ülke bu Fransa'dır. Adana'ya sorsunlar, Fransa'yı Şanlıurfa'dan öğrensinler, Fransa'yı Gaziantep'ten dinlesinler, Fransa'yı yakılan Mersin'den duysunlar. Fransa'yı özgürlük diyorlar, eşitlik diyorlar, kardeşlik diyorlar. Bunların hepsini göre göre, göstere göstere çiğniyorlar. Fransa Senatosu'nun Dağlık Karabağ ile ilgili hükümsüz, geçersiz ve kağıt parçasından farksız kararı Türklüğün ayakları altındadır. Neymiş? Senato Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni küstahça tanıyormuş. Bu konuda Fransız hükümetine de akıl ve hukuk dışı bir tavsiyede bulunuyormuş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan 4 siyasi partinin Fransa Senatosu kararına sert ve isabetli tepkisi kayda değer ve takdire şayan bir duruşun belgesidir. Ermeni sevdası nükseden Fransa her zaman olduğu gibi tarihin yanlış tarafındadır. Bu Fransızlar ister kabul etsinler, ister etmesinler, ister sevsinler, ister sevmesinler, Dağlık Karabağ Azerbaycan toprağıdır. Karabağ Türktür, Karabağ ebediyen Türk yurdudur. Tarih gözlerini açtı, coğrafya uykusundan uyandı, Türklük ihtişamlı mazisinin iradesiyle kutlu bir istikbalin muhteşem rotasını çizdi. Geriye çark yoktur, bu yoldan dönüş yoktur, mücadeleden taviz yoktur. Değerli milletvekilleri, yeni bir dünya düzeninin inşa çabaları devam ediyorken ortaya çıkan stratejik boşlukların bölgesel ve küresel ülkeler tarafından doldurulma amacı gerilimlere yol açmaktadır. Türkiye hiçbir konuda ihmal edilecek bir ülke değildir. Doğu Akdeniz'de yaşanan ve milli sabrı zorlayan provokasyonlar Türkiye'ye karşı teşekkül etmiş husumet ve hiyanet cephesinin bir yönüyle deşifresidir. Müslüman nüfusun en yoğun olduğu Almanya ve Fransa'da haftalardır ırkçı ve İslamofobik saldırılar yaşanmaktadır. Avrupa'da insan haklarıyla, insanlığın evrensel kazanımlarıyla yollarını kapanmamak üzere ayırmıştır. Yunanistan'da seçilmiş İskece müftümüze karşı yapılan alçak ve ırkçı saldırıyı kınıyor, gelinen paşamanın Avrupa'nın hüsranı olduğunu düşünüyorum. 23 Kasım 2020 Pazartesi günü İrini harekatı kapsamında bir Alman fırkateyni hiçbir hukuk kuralıyla, hiçbir dostluk iradesiyle bağdaşmayacak şekilde Türk bandıralı bir ticaret gemisine baskın düzenlemiştir. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile karşılıklı saygı ve eşit haklara dayalı diyaloglarını canlandırmak için sıcak mesajlar verdiği bir dönemde, üstelik 10-11 Aralık 2020 tarihinde yapılacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne sayılı günler kala Doğu Akdeniz'de vuku bulan provokasyonun izahı yoktur, ifadesi yoktur, saklanacağı hiçbir kılıfı da olamayacaktır. Bu korsan müdahale muhatap hiçbir devletin yanına bırakılmamalıdır. Libya'ya kimlerin silah sevk ettiği, kimlerin Hafter'i desteklediği malumdur, ortadadır. Uluslararası deniz hukukunun ahenk taşı olan ticari gemilerin seyri sefer güvenliği ilkesi yok sayılmıştır. Bize göre İrini harekatı Doğu Akdeniz'de kurulmuş mayınlı bir tuzaktır. 31 Mart 2020'den bu tarafa devrede olan bu harekatın meşruluk temelleri zayıf, güvenirliği sallantıdadır. Taraf ülkeler akıllarını başlarına devşirsinler. Doğu Akdeniz'de önümüzü kesen kim olursa olsun her ihtimali göze almalıdır. Bir yaparken bin düşünmek mecburiyetindedir. Mavi vatana karşı boyun borcumuz neyse yapılması gereken odur. Dileğimiz Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde aklı selimin hakim olması, yaptırım yanlışına üye ülkelerin düşmemesidir. Yine dileğimiz Doğu Akdeniz'de sağduyunun, yapıcı ilişkilerin, dayanışmanın, eşit ve adil paylaşımın hakimiyet kurmasıdır. Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi 2001 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifiyle 2019 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun teklifinin sunumu 21 Ekim 2020 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılmıştı. 27 Kasım'da Bütçe Kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmiş, sırayı Genel Kurul safhası almıştır. Komisyonda söz alan, görüş bildiren, partimizi temsilen bütçeye muhterem ve müsbet katkılar veren her milletvekili arkadaşıma teşekkür ediyorum. 7 Aralık 2020 Pazartesi gününden itibaren 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifiyle 2019 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecektir. Bu nedenle haftaya ve takip eden birkaç hafta grup toplantımız zorunlu hallerden dolayı yapılmayacaktır. Hepinizden beklentim hazırlıklı ve sabırlı olarak genel kurul görüşmelerini takip etmeniz, uzmanlık alanınıza uygun şekilde Cumhur İttifakı'nın ruhuna aynen riayet eden titizlikle çalışmalarınızı yürütmenizdir. Dipsiz polemiklerden kaçınmanız, anlamsız tartışmalardan uzak durmanız, Covid-19 salgınıyla mücadelede alınan kararlara ve uygulanan tedbirlere uymanız tavsiyem ve talimatımdır. 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifiyle 2019 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu teklifini ülkemize, milletimize, devletimize hayırlı olmasını niyaz ediyor, destekleyici tavrımızı muhafaza edeceğimizi özellikle söylemek ve paylaşmak istiyorum. Yeni yılınızı şimdiden tebrik ediyor, sizlere ve aziz milletimize sağlıklı günler temenni ediyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken milletvekili arkadaşlarıma meclis çalışmalarında ve bütçe sürecinde üstün başarılar diliyorum. Hepinizi saygılarımla selamlıyor. Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Yeni bir saat diliminde gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Sıcak gelişmenin detaylarıyla başlayacağız. Azerbaycan ve Ermenistan arasında ateşkesin uygulanmasını gözetlemek ve denetlemek amacıyla kurulacak Türk ve Rus ortak merkezine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. Peki detaylarda neler var? Bu sorunun yanıtına bakacağız. Kameralarımızı Ankara'ya çevireceğiz. A Haber muhabiri Özkan Özcan notlarıyla karşımızda. Evet, Dağlık Karabağ'da ateşkesin denetlenmesi için Türk ve Rus ortak merkezi için kurulması beklenen o ortak mutabakat metni imzalanmış oldu. Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. O açıklamada 11 Kasım'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoygu arasında video konferansta bir toplantı yapıldı. O toplantıda da mutabakat zaptı imzalandı, anımsatıldı. İşte özellikle o mutabakat zaptının ardından Türk ve Rus heyeti teknik görüşmeler gerçekleştiriyordu. O teknik görüşmeler tamamlandı ve ortak mutabakat zaptı imzalanmış oldu ve merkezinde kısa bir süre sonra faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmaların sürdürüldüğü de vurgulandı. Milli Savunma Bakanlığı özellikle şunu hatırlatalım, Mehmetçik kısa bir süre sonra Dağlık Karabağ'a gidecek. Hem o bölgede ateşkesin denetlenmesi için o bölgede devriye faaliyetlerinde de bulunacağını söyleyebiliriz. Bir kez daha belirtelim, Türk ve Rus ortak merkezi için mutabakat imzalandı ve kısa bir süre sonra da hayata geçmiş olacak değil mi? Sözü tekrar İstanbul'a bırakalım. Özkan Özcan'a notları için teşekkür edelim ve gözler dün kabine toplantısına çevrilmişti. Kabinenin ardından Başkan Erdoğan kameraların karşısına geçti ve koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemleri tek tek sıraladı. İşte Başkan Erdoğan'ın yapmış olduğu o açıklama. Buyurun. Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Bu kısıtlama hafta sonları Cuma akşamı 21'den Pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edecektir. Koronavirüsle mücadelede yeni aşamaya geçildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası alınan yeni tedbirleri tek tek açıkladı. Cumartesi, pazar artık evlerimizdeyiz. Koronavirüs vakaları artınca sokak kısıtlamaları da genişletildi. Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır. Bu süreçte restoranlar sadece paket servis verecek. Market, bakkal ve kasaplara ise esneklik sağlanacak. Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasının dışındadır. Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecek. Kalabalık caddelerle meydanlara girilebilecek kişi sayısı Hıfzıssıhha kurulları tarafından sınırlandırılabilecek. Alışveriş merkezlerine girişte HES kodu istenecek. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacak. Cenaze namazları en fazla 30 kişiyle kılınacak. Nikahlar da bu sayıyı geçemeyecek. Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecek. Hamam, sauna, yüzme havuzu, luna parklar kapatılacak. Kalabalık caddelerle meydanlara girişler sınırlandırılacak. Milletimizden salgının evlerde bulaşma oranının arttığını göz önünde bulundurarak tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde gün, mevlid, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır. Hamam, sauna, yüzme havuzu, luna parklar faaliyetlerine ara verecek. Kamu kurumlarının da mesai saati değişti. Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun belirleyeceği zorunlu hizmetler dışındaki kamu kuruluşlarının mesai saatleri 10 ile 16 arası olarak uygulanabilecektir. Başkan Erdoğan vatandaşlardan bir de ricada bulundu. Kapalı mekan, evleriniz neresi olursa olsun, sigara içmeyi bu dönem içinde kesinlikle bırakın. Nargile içmeyi kesinlikle bu süre içerisinde bırakın. Benim sigarayla da nargileyle de işim yok. Ben bunları sadece milletimin sağlığı için istiyorum. Peki koronavirüsle mücadele kapsamında fırın, market, bakkal ve kasaplarda kısıtlamalar nasıl olacak? Şimdi bu sorunun yanıtına bakacağız. Kameralarımızı İstanbul'a çevireceğiz. A Haber muhabiri Damla Karasu notlarıyla karşımızda. Damla. Buyurun. Yeni düzenlemelere göre cumartesi ve pazar günleri fırın ve unlu mamul satışı yapan yerler sadece ekmek satışı yapabilecekler. Ekmek ve unlu mamul satışı yapabilecekler. Ancak ekmek almak isteyen kişiler araç kullanmamak kaydıyla evlerine en yakın fırınlara gidebilecekler. Kısıtlamanın olduğu süre ve günlerde 65 yaş ve üzeri kişilerin ekmek ve temel gıda şeklindeki ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Birimleri karşılayacak. Önceki dönemlerde sokak aralarında yapılan ekmek dağıtımı bu süreçte yapılmayacak. Kısıtlamanın olduğu hafta sonlarında market, bakkal, kasap ve manav gibi işletmeler sabah saat 10 ve 17 saatleri arasında faaliyet gösterecekler. Yine kişiler evlerine en yakın yerlerden alışverişlerini yapacaklar. Lokanta ve restoranlarsa sadece 10 ve 20 saatleri arasında paket servis hizmeti verecekler diyelim ve sözü merkeze bırakalım. Damla Karasu'ya notları için teşekkür edelim. Tabii ki aynı zamanda düzenlemelerin yapıldığı bir başka alanda lokanta ve restoranlarla ilgili. Peki lokanta ve restoranlarda nasıl bir düzenleme yapılıyor? Bu sorunun yanıtına bakalım. Kameralarımızı bu kez Antalya'ya çevireceğiz. A Haber muhabiri Yasin Anzerli notlarıyla karşımıza. Yasin. Teşekkürler Gökhan. Bizler de Antalya'dan iyi yayınlar dileyelim. Şu anda Konyaaltı ilçesindeyiz Antalya'nın. Ekranlara da getirdiğimiz gibi aslında yoğun olan bir nokta bu nokta pandemiden önce ama artık sakinliğini koruyor. %90 derecesinde azalmış bir durumda hem yaya trafiğinin hem de araç trafiğinin olduğunu söyleyelim. Tabii restoran ve kafelerde değişimler var. Yeni artık farklı uygulamalar var. Öncelikle hemen şunu söylemek istiyorum. Hemen hemen her kafenin, her restoranın önünde telefon numaraları artık yazıyor paket servis ki bu noktada da sen evde kal biz paket servis yaparız mesajı. Buradaki işletmenin de vatandaşlara verdiği mesaj. İleriye doğru gitmek istiyoruz şu anda. Ekranlara getirdiğimiz gibi burası döner yapan bir restoranttayız. Kolay gelsin, hayırlı işler dileyelim. Paket servis devam ediyor. Ekranlara getirdiğimiz gibi bu noktada sandalyeler, hemen onu gösterelim. Sandalyelerin toplandığını, çünkü burada artık oturmalar maalesef olmuyor. Bu uygulamalardan dolayı, vatandaşımızın sağlığından dolayı paket servis uygulamaları var ki bunun saatlerini de söyleyelim. Artık hafta içi saat 10 ila akşam 20 arasında paket servis ve hafta içi gel al servis de aslında hizmetli, ama hafta sonu kesinlikle gel alın olmadığını söyleyelim, ama paket servisin yine saat 10 ila 20 arasında devam edeceğini söyleyebiliriz. Tabii şu an bir paket hazırlanıyor. Biz de o noktayı gösterelim. Tamamen hijyen kurallarına göre maskeler, eldivenler, işletmeciler ve yine burada çalışanlar tarafından kullanıldığını söyleyelim. Vatandaşımızın yiyeceğinden aslında kısılmıyor. Ekranlara da getirdiğimiz gibi her şey düşünülüyor. Paket serviste gördüğünüz gibi yeşilliklerinden, tatlısından ve yine bu noktada şu an gösterdiğimiz gibi çatılı bıçağı ve yine tuz, mendil, ıslak mendil, her şeyi bu noktada görüntüleyebiliyoruz. Ama söylediğimiz gibi hafta içi saat 10 ila 20 arasında gel al servis ve paket servis çalışacak. Ama hafta sonu gel alın olmadığını bir kez daha altını çizelim. Sadece 10 ila 20 arasında hafta sonu paket servis olacak. Bunun da altını çizmek istiyoruz. Yine bizim yanımızda da bir şu anda hazırlanıyor. O az önceki ekrana getirdiğimiz şeyin, paketin hazırlandığını görüyoruz. Yine tabii ki döner ustamız da dönerinin başında olduğunu, işletmelerin işlerine devam ettiğini ama artık yeni uygulamalarla paket servisin olduğunu belirtebiliriz. Hijyen kurallarına da riayet ediliyor. Maske, eldiven ve mesafeye de dikkat ediliyor. Yasin Anzerli'ye de notları için teşekkür ederim. Milli Eğitim Bakanı'ndan gelen o sıcak açıklamanın detaylarıyla devam edelim. Milli Eğitim Bakanlığı 5-6 Aralık'ta yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lise sınavlarını COVID-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe erteledi. Hafta sonu için verilen kısıtlama kararının ardından Milli Eğitim Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama geldi. Bakanlık 5-6 Aralık'ta yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lise sınavlarının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Ünvan Değişikliği sınavı da koronavirüs nedeniyle ertelendi. İlgili sınavların yeni tarihleri takvimde yapılacak düzenlemeler sonrasında kamuoyuyla paylaşılacak. Pardon. Türkiye, dünyada giderek artan koronavirüs salgınına karşı yeni tedbir ve kısıtlamaları hayata geçirdi. Bu kısıtlamalara rağmen salgının seyrinde düşme olmazsa yeni yol haritası devreye sokulacak. Plana göre Çin ve Almanya'dan alınan aşılarla 2021'in ilk çeyreğinde 25 milyon vatandaş aşılanacak. Böylece salgın 3 ay içinde tamamen kontrol altına alınacak ve hayatın yeniden normale dönmesi sağlanacak. Cumartesi, pazar artık evlerimizdeyiz. Türkiye, dünyayı esir alan koronavirüs salgınına karşı yeni tedbir ve kısıtlamaları devreye soktu. Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Peki alınan bu yeni tedbirlere rağmen koronavirüs vakalarında azalma yaşanmazsa ne olacak? Hafta sonları cuma akşamı 21'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edecektir. Böyle bir durumda yeni yol haritası hayata geçirilecek. Plana göre Çin ve Almanya'dan alınan aşılarla 2021'in ilk çeyreğinde 25 milyon vatandaş aşılanacak. Aşılar, bilim kurulunun öncelikli dediği kişilere ücretsiz yapılacak, kademeli olarak sağlık personeli, kronik hastalar 65 yaş ve üzeri, güvenlik görevlileri, kuryeler ve havayolu çalışanları yararlanacak. Diğer vatandaşlar da aşıyı eczaneden cüzi bir miktar karşılığında satın alabilecek. Aşılar 11 Aralık'ta vurulacak. İlk 2 doz aşıyı ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olacak. Sağlık Bakanlığı, yerli aşı devreye girene kadar Mart ve Nisan aylarında da Çin'den 20'şer milyon doz aşıyı daha sipariş etmeyi planlıyor. Yerde aşı uygulamaya geçmeden önce toplam 45 milyon 500 bin vatandaş aşılanacak. Nisan ayından sonra yerli aşının devreye girmesiyle de her ay ilave 5 milyon vatandaş aşı olacak. Hedef, salgını 3 ay içinde tamamen kontrol altına almak ve hayatın yeniden normale dönmesini sağlamak. Alman aşısının Türkiye'deki uygulamalarına katılan isimlerden biri de Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Necmettin Ünal. Ünal aşıyı yaptırdı. Kendisi gibi gönüllü olanları da uyarmayı ihmal etmedi. Aşıyı yaptırsanız bile maske, mesafe ve temizlikten vazgeçmeyin dedi. Bir görüşmem oldu. Çünkü aşının ne kadar süre etkili olacağı ile ilgili elimizde bir veri yok. Ankara Üniversitesi'nde Alman aşısının gönüllü uygulamalarına katılan 56 gönüllü arasında öğretim üyesi Profesör Doktor Necmettin Ünal da yer aldı. Faz 3 çalışmaları kapsamında ilk doz uygulaması 27 Ekim'de yapılan doktora, ikinci doz uygulama 17 Kasım'da yapıldı. Profesör Doktor Ünal, aşının ikinci doz uygulamasının ardından da bir yan etki hissetmediğini belirtti. Duygularını paylaştı. Son derece rahatım. Belki tıp dışından birisi, bu işlerin içinde bu kadar olmayan birisi, bu işte çok daha heyecan duyup girebilirdi. Ama ben olağan akşam yemek yer gibi gittim, aşımı oldum. Umut ediyorum ki plasebo grubunda değil de aşı grubundayım da. Ünal'a göre aşı grubunda olup olmaması önemli değil. Önemli olan korunma kurallarına harfiyen uyulup uyulmaması. Ben eğer sonuçları görüp de aşı grubumda olduğumu anlarsam belki de sıkı kurallara uyma alışkanlığımı biraz azaltabilirim diye düşünüyorum. Ama yine de bu şu anlama gelmiyor. Maske, mesafe, hijyen ve toplu aktivitelere katılmama kuralını yine ihlal etmememiz gerekiyor. Aşının etkili olacağı süreyi de değerlendirdi. Aşının ne kadar süre etkili olacağı ile ilgili elimizde bir veri yok. Bununla ilgili veriler net çıkıncaya kadar korunma tedbirlerini maksimum olarak devam ettirmemiz gerekiyor. Sayın seyirciler, bilim dünyası ağız gargarasını akladı. Yapılan son çalışmalarda içinde setilpredinyum etken maddesi olan gargaraların koronavirüsü boğazda tutunmasını engellediğini ortaya çıkardı. Kötü haber, Türkiye'de bu etken maddeyi bulunduran bir ağız gargarası yok. İyi haberse muadilleri var. Üstelik de hepimizin mutfağında. Virüsleri içeriye girdiği ve üremeye başlayıncaya kadar geçen bu 3 günlük sürede bir gargara yaparak yok edebilir miyiz? Cevap evet. Şaşırtıcı ama bilim bunu kanıtladı. İçinde setilpiridinyum olan ağız gargaralarının COVID-19'la mücadelede etkin olduğunu duyurdu. Çok güzel bir çalışma yapılmış. 3 tane ağız gargarası karşılaştırılmış. Sadece bir etken madde içeren ağız gargarasının gerçekten de COVID, virüs, bakteri ve buna benzer her türlü ağızda bulunan mikrobik enfeksiyonları yok ettiği gösterilmiş. Ancak maalesef Türkiye'de bu ağız gargarası bulunmuyor. Yani haberler hem iyi hem de kötü. Türkiye'deki ağız gargaraları bilimsel çalışmayla örtüşmüyor. Ancak muadillerini bulmak da mümkün. Boğazımızda var olan mikroplar bazik ortamda yaşayamıyorlar. En sevdiğimiz şey karbonat. Bir çay kaşığı alıp bir bardak suyun içerisine koyuyorlar. Bakterileri de yok etmesi açısından bir de tuz öneriyorum. Bir çay kaşığı da tuz buraya kullandığımızda muhteşem bir gargarayı elde etmiş oluyoruz. Batikon da ortamı steril hale getirmek, virüs ve bakterilere karşı engellemek için yaptığımız bir solüsyon. Bir kapak olacak şekilde bakın doldurup bir bardak suyun içerisine atıyoruz. Muhteşem bir antibakteriyel, antiviral bir dezenfektan elde etmiş oluyoruz. Yöntemlerden biri bu. Diğeri de tam bir mutfak tostu. Birkaç bitki yan yana gelince boğazdaki virüslere karşı kalkan oluşturuyor. 4 tane bitkiyi kullanıyoruz. Nane, karanfil, adaçayı, ebe gümeci bizim için çok büyük fayda sağlıyor. Bu şekilde kurutulan ebe gümecinin çok daha faydası olduğunu biliyoruz. Bunlardan bir yemek kaşığı olacak şekilde ebe gümeci, içerisine 2 dal olacak şekilde adaçayı koyup yaklaşık 5-6 adet karanfili buna ekleyip daha sonra 4 yaprakta nane koyduğumuzda bunları 5 dakika boyunca bir cezvede kaynatıyoruz. Gargarayı yanlışlıkla yutmanın herhangi bir sakıncası yok. Ancak uzmanlar 30 saniye boğazda dolaştırıldıktan sonra tükürülmesini istiyor. Hazırlanan gargaralar korona tedavisinde kullanılan etkenler değil. Ancak maske gibi, el yıkamak gibi koronaya karşı bir koruyucu önlem ifadesi taşıyor. Özellikle akşam eve geldiğimizde hemen yapmak evdeki insanlara bulaştırıcılık anlamında çok etkili oluyor. Özellikle işte metrolar, toplu taşıma araçlarını kullananlar, bankalar gibi sürekli insanla bir araya gelen bölümlerde çalışan kişilerin mutlaka ağız gargarasını düzenli yapması gerekiyor. Malatyalı gazeteci Akif Çelik koronavirüsten hayatını kaybetti. Çelik'in ağabeyi de kendisinden 3 hafta önce yine koronavirüsten ölmüştü. Allahu Ekber! Koronavirüs iki kardeşi hayattan kopardı. Malatya'da 1990'lı yıllardan beri gazetecilik yapan Akif Çelik, bir ay önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Testi pozitif çıkınca tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan 48 yaşındaki gazeteci yoğun bakıma alındı. Virüs iç organlarında hasara yol açtı. Allahu Ekber! Çelik bu kez pıhtı atması nedeniyle beyin kanaması geçirdi. Doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar Derneği Genel Başkanı Akif Çelik'i son yolculuğuna İl protokolü, meslektaşları ve yakınları uğurladı. Evli ve 3 çocuk babası gazeteci yoğun bakımdayken ağabey Halit Çelik de yine koronavirüsten hayatını kaybetti. İki kardeşin virüse yenik düşmesi basın camiasını ve yakınlarını hüzne boğdu. Allahu Ekber! Sayın seyirciler, İzmir'de FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. 70'i muvazzaf 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kentte FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik de operasyon yapıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yeni bir soruşturma başlattı. Ordu içinde yapılanmaya çalışan, bazılarının görevden ihraç edildiği öğrenilen 70'i muvazzaf 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polis, özel harekat şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmaları için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. İzmir merkezli 5 ilde FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda ise meslekten ihraç edilmiş 41 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da ise uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Narkotik timleri şafak vakti zehir tacirlerine yönelik operasyonun için düğmeye bastı. İstanbul genelinde önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Özel harekat polisleri de destek verdi operasyonlara. Arama yapılan evlerde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda çok sayıda kişi de gözaltına alındı. Şüpheliler sorgu için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Savunma Sanayi Başkanlığı yeni tip denizaltı projesi kapsamında Murat Reis denizaltısı için kurulan ve testleri tamamlanan 3. Komuta Kontrol Sistemi'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini duyurmuştu. A Haber ekipleri, Türk mühendisleri tarafından denizaltılar için üretilen o sistemlerin Havelsan'daki merkezine girdi. Burada kurulu olan savaş yönetim sistemi yazılımı tamamen Havelsan'ın ürettiği yazılımdır. Türkiye savunma sanayi alanında havada, karada ve denizde yerli ve milli üretimle gücüne güç katmaya devam ediyor. Yeni tip denizaltı projesi kapsamında 6 denizaltı için üretilen komuta kontrol sistemlerinin kurulum ve test çalışmaları Havelsan'da hız kesmeden sürüyor. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın öncülüğünde devam eden projede pandemiye rağmen herhangi bir aksama yaşanmadı. Komuta kontrol sistemlerinden bir tanesi daha Murat Reis denizaltısına kurulmak üzere teslim edildi. Komuta kontrol sistemleri bir denizaltı için adeta beyin görevi görmekte. Havelsan'daki Türk mühendisler tarafından gerek testleri gerekse kurulumları yapılıyor. Yaklaşık 6 ay süren çalışmaların ardından son olarak 3. sistemde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Denizaltıda beyniyle işte radar olabilir, sonar olabilir, periskop olabilir. Yani gözü, kulağı gibi duyularından gelen verileri alıp bunları işleyip operatöre sunup ve gerektiğinde torpidonun atışını da sağlayabilecek bir karmaşık bir yazılım donanım bütünüdür. Projenin Türk mühendislerin kontrolünde olması ise oldukça önemli. Komuta kontrol sistemlerinin yazılımları süreç içinde güncellenebilecek. Böylelikle envantere girecek yeni silah ve sensörlerin entegrasyonu kolayca sağlanacak. Denizaltının kalbi görevini gören denizaltı bilgi dağıtım sistemi ise yine yazılım ve donanım olarak tamamen Türk mühendisler tarafından üretildi. Havelsan, denizaltılar hakkındaki bilgi ve birikimini diğer ülkelere de satarak Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Özellikle Pakistan Deniz Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan Agosta sınıfı denizaltının modernizasyonu projesinde STM firmamızın alt yüklenicisi olarak tüm savaş sisteminin geliştirilmesinden ve üretilmesinden sorumluyuz. Türk mühendisler için şimdi sırada milli denizaltı var. Bizim hedefimiz milli denizaltı. Bu personelle beraber milli denizaltında verebileceğimiz her türlü desteği verebilmektir. İskele Deniz Suyu Çıkış Tekne Valfı. Sayın seyirciler, Trakya bölgesinde kar yağışı etkili oldu. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkisini gösteren kar İstanbul'a kadar geldi. Kar Balkanlardan yurda giriş yaptı. Edirne'de kar yağışı etkili oldu. Lalapaşa ilçesi ile Hamzabeyli bölgesi beyaza büründü. Bulgaristan'a geçmeye çalışan tır sürücüleri hazırlıksız yakalandı. Bazı sürücüler zincir takarak yoluna devam etti. Bölgede kar küreme araçları da çalışma yaptı. Burası da Kırklareli. Evet, kar yağışımız başladı. Dereköy Gümrük Kapısı'ndayız. Yurda ilk kar giriş yaptı. Dereköy sınır kapısıyla Demirköy ve Kofçaz ilçeleri karla kaplandı. İl Özel İdaresi ile karayolları ekipleri ulaşımın aksamaması için teyakkuza geçti. Ve Tekirdağ. İstanbul'a komşu kentte Malkara ilçesinin batısıyla yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Yani karın bereketli olduğunu düşünüyorum. Malkara'mıza hayırlı olsun diyorum. Haberde bıraktığımız noktadan devam edeceğiz. Kar İstanbul'a kadar ulaştı dedik. Peki İstanbul'da kar yağışı görülecek mi? Bu sorunun yanıtını arayacağız. Değerli bir yayın konuğumuzla birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Sevinç Sırdaş'la birlikte konuşacağız. Hocam, yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkürler, sağ olun. İyi yayınlar. Hocam, şimdi Tekirdağ'dan görüntüleri ekranlara getirdik. Beyaza bürünmüş durumda. Peki İstanbul'da bir kar yağışı bekliyor muyuz? Açıkçası İstanbul'da beklemiyoruz. Fakat yine soğuklarla birlikte dikkatli olmamız gerekiyor. Havanın soğumasıyla birlikte gündüz ve gece sıcaklıkları arasındaki farktan dolayı yollarda özellikle. Ancak İstanbul'da kar yağışı beklemiyoruz. Özellikle yarından sonra zaten kar yağışı ülkemizin büyük kar yağışı ve yağmur görülmeyecek gelecek haftaya kadar. Ancak iyi bir haber, kar yağışı su kaynaklarımızı besleyen bir yağış türü. Onun için kar yağışı bu aylarda aslında bizim su kaynakları besleyici olması dolayısıyla beklediğimiz bir yağış. Tabii İstanbul özelinde konuştuk ama aslında tüm Türkiye'ye bakmamız gerekiyor. Çünkü meteorolojiden de soğuk ve yağışlı hava uyarısı vardı. Siz de az önce vurguladığınız zaman soğuk hava daha ne kadar etkisini sürecek? Tabii bundan sonraki süreç için yağışlar konusunda ne beklemeliyiz? Şimdi çok güzel bir soru açıkçası. Geçen günlerde de bu gündemde bizim özellikle büyük şehirlerimizde, İstanbul özelinde de baktığımızda su kaynaklarımızdaki azalmayı dile getirmiştik. Yağışlardaki azalma benim Aralık ayına özellikle tabii sonbahar döneminde ve yine kış aylarında yağış almamız gerekiyor. Su kaynaklarındaki seviyenin artması için ülkemiz genelinde özellikle Aralık ayında bir miktar, Ocak ayında bir miktar, fakat Şubat ayında daha yüksek yağış bekliyorum açıkçası. Ancak bu bizim su kaynaklarımızı şu anda büyük şehirlerimizde gördüğümüz su kaynaklarındaki eksilmeyi, yani kuraklığa doğru bir gidiş olduğunu, meteorolojik kuraklığın başladığını söylemiştik yağışlardaki azalmayla birlikte. Bunu bir seviyeye getirecek, ancak tamamen bugün İstanbul'da gördüğümüz %30 seviyelerindeki doluluk oranını %40'lara çekebilecek mi, onu zaman içerisinde göreceğiz. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Sevinç Sırdaş, çok teşekkür ederiz hocam yayınımıza katıldığınız için. Biz A Haber ekranlarında gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Gözler bir kez daha Akdeniz'e çevrilmiş durumda. Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat düzenliyor. Şimdi o tatbikatın detaylarına bakalım. Kameralarımızı Atina'ya çevireceğiz. A Haber muhabiri Manolis Kostidis karşımıza. Manolis, kolaylıklar dilerim. Sözü hemen İstanbul'dan sana bırakalım. Evet, Medusa tatbikatı eskiden geçen yıllarda Kıbrıs Rum kesimi Mısır ve Yunanistan arasında gerçekleştirmekteydi. Ama bu sene son günlerde Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri katıldı bu tatbikata. Tabii ki bu ülkelerin bir ittifakı olarak da yorumlanmakta. Bugün Medusa tatbikatının ikinci günü 5 ülke katılıyor. Sizin de belirttiğiniz gibi hava ve deniz kuvvetlerinin taktiksel adımları yapılmakta. Yunan ve Mısır savaş uçakları deniz güçlerini koruma tatbikatı gerçekleştirecek bugün. Atina 2 fırkateyn, 4 F-16 uçağı, 1 çıkarma gemisi ve 1 radar uçakla katılıyor. Tabii ki Yunanistan için hem Mısır açıklarında gerçekleştirilen tatbikatın askeri önemi de önemli, ama siyasi anlamda da bir mesaj olduğu belirtilmekte Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı tabii ki. Manolis Kostidis'e de notları için teşekkür ederim. Bu bağlantıyla birlikte kısa bir araya gideceğiz. Reklamların ardından gelişmelerle birlikte tekrar karşınızda olun. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. A Haber ekranlarında bir kez daha gelişmelerle karşınızdayız. Koronavirüsle mücadele kapsamında dün Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni önlemlerin detaylarına bakarak ülkemize başlayacağız. Sokağa çıkma kısıtlaması bu akşamdan itibaren başlayacak. Peki detaylarda neler var? Bu sorunun yanıtına bakalım. Kameralarımızı İstanbul'a çevireceğiz. A Haber muhabiri Mahmut Keşan karşımıza. Mahmut, kolaylıklar dileyelim. Yeni kısıtlamalar yürürlüğe giriyor. Peki detaylarda neler var? Kısıtlama saat 21'de başlayacak ve sabah 5'e kadar devam edeceğiz. Şu an biz Taksim'deyiz. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin tam ortasındayız. İstiklal Caddesi düne göre ve önceki günlere göre gayet sakin olduğunu belirtebilirim. Fazla kalabalık değil. Zaten ekipler devamlı rutin bir şekilde maske takmayan kişileri uyarıyor. Özellikle de turistleri. Dediğimiz gibi saatler 21'i gösterdiğinde kısıtlama başlayacak. Sabah 5'e kadar devam edecek ve hafta içinde bu şekilde devam edeceğini hatırlatalım. Yine hafta sonunda geçtiğimiz günlerde malum 20'de başlayan kısıtlama sabah 5 itibariyle devam ediyordu. Ancak yeni alınan kararla birlikte artık bu böyle olmayacak ve hafta sonu tüm gün boyunca kısıtlama olacak. Takip pazartesi sabah saat 5'e kadar devam edecek. Önemli bir tabii ki çalışma, önemli bir karar. Çünkü malum son günlerde vaka sayılarındaki artış herkesin dikkatini çekiyordu. İşte bunun için de eski günlere dönmek için bu tedbirlerin alınması şart olmuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la yapmış olduğu kabine toplantısının sonrasında açıklamalarda bulundu ve bu kısıtlamaları hatırlattı, kısıtlamaları açıkladı. Tabii ki bunun yanı sıra yine toplu taşıma araçlarında da önemli bir karar alındı. Yine şehirler arası seyahatte de yeni kararlar alındı. Onu da hatırlatalım isterseniz. yeni dönem yeni alınan kararlarla birlikte artık şehirler arasında seyahat eden kişiler özel araçla seyahat edecekse kesinlikle izin alması gerekiyor ve bu izinler de valilik, kaymakamlık tarafından verilecek. Bunun haricinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzerindekilerin temel ihtiyaçları ve sosyal destek birimleri tarafından karşılanacak. Bunun yanı sıra yine 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler toplu taşıma araçlarını kullanabilecek ve tabii ki onlar da yine belirlenen saatler içerisinde dışarıya çıkabilecekler. Önemli bir çalışma. Tabii ki sosyal mesafeye, maskeye, temizliğe, yine bu üç kuralı da ihmal etmiyoruz. Bu kurallara riayet etmemiz gerekiyor. Seyahat eden kişiler tabii ki belirtilen günlerde, yani kısıtlamanın olduğu günlerde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatler toplu ulaşım araçlarıyla yapılabilecek. Ayrıca şunu da belirtelim. Hafta sonu, örneğin cumartesi, pazar, tüm gün boyunca malum sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için yurt dışına veya şehirler arası seyahat edecek kişiler, uçakla seyahat edecek kişiler biletlerini göstermesi yeterli olacaktır. Ki bu da zaten dışarıya çıkan kişilerin muaf tutulan kategori içerisinde yer alacak. Bazı meslek grupları keza aynı şekilde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yine muaf tutulacak. Onların arasında yine market, kasap, kuru yemişçiler, yine paket servisi yapan restoranlar yine muaf tutulacak kesim arasında yer alıyor ki o kesim arasında bizler de, basın mensupları da yer alıyoruz. Tekrar hatırlatalım, saatler 21'de sokağa çıkma kısıtlaması başlayacak ve daha sonra sabah 5'e kadar devam edecek. Mahmut Keşan'a notları için teşekkür edelim. Hiç şüphesiz ki koronavirüsle birlikte hayatımıza giren en önemli ürün maskeler oldu. Maskeleri gün içerisinde değiştirmemiz gerekiyor ama Sakarya Üniversitesi kullanım ömrü 6 ay olan ve %97 oranında bir koruma sağlayan maske geliştirdi. Peki o maskenin özellikleri neler? Bu sorunun yanıtına bakacağız. Kocaeli'ye çevireceğiz kameralarımızı. A Haber muhabiri Hakan Soyer karşımıza. Hakan, kolaylıklar dileyelim. O önemli bir gelişme, önemli bir buluş. Detaylarda neler var peki? Gökhan, maske artık bizim hayatımızın bir parçası ki bizi virüsten belki de en fazla koruyacak olan bir unsur olduğunu söyleyebiliriz. Oldukça önemli. Ne yazık ki merdiven altı maskeleri çok sık duymaya başlıyoruz. Fakat Sakarya Üniversitesi'nin geliştirmiş olduğu ve %97 oranında koruyan bir maske. En büyük özelliği filtreli olması ve 6 ay boyunca da kullanıyor olabilmemiz. Hemen kameraman arkadaşım hem atölyeden görüntü göstersin hem de maskeden görüntü göstersin. Ben de bir yandan konuğumla Mustafa Bey ile konuşayım. Bu maskenin özelliklerini konuşalım. Mustafa Bey, 6 aylık ömür bir maske için oldukça fazla gibi geliyor ki %97 oranında da güvenilir sağlıyor. Evet. Neler söylersiniz? Kullandığımız, bizim ürettiğimiz, şu anda devam eden bir maskemiz Sakarya Üniversitesi'nin ticaretleştirmiş olduğu patentli bir üründür. Maskemiz 3 katmandan oluşmaktadır. 3 katlı kumaş maskeden oluşmaktadır. 2 farklı kumaş kullanıyoruz bu maskenin üretimini yaparken. Ayrıca değiştirebilir filtre olması da ayrı bir özelliğe sahiptir. Maskemiz N95'i biz baz alarak hem insanlarımıza korunması amacıyla hem de ülkemize, insanlarımıza bir faydası olsun diye bu üretimi de biz talip olduk. Biz Sakarya Üniversitesi'ne şu anda üretimimize devam ediyoruz. Ayrıca web sitemiz üzerinden ve de ticaret sitelerinde de satışı devam etmektedir. Mustafa Bey, hemen maskeleri de görelim. Kameraman arkadaşımız bu tarafa doğru gelirse. Evet, maskelerimiz... 6 ay ömürlük bir maskeden bahsediyoruz. Filtreli olduğundan bahsediyoruz. Evet, hemen kameraman arkadaşım göstersin. Sanırım filtreler bunlar değil mi? Evet. Filtrelerimiz 60 gramlık antibakteriyel filtrelerdir. Maskenin yanında bir tane, maskenin içerisinde 5 tane yanına yedek olarak vermekteyiz. Ayrıca... Hemen şunu gösterelim de ben elime alayım bir yandan. Kameraman arkadaşıma da göstereyim. Bu filtrenin özelliği nedir? 60 gramlık spon mod lamineli filtredir. Filtremizin özelliği antibakteri olması ve yıkanılabilir bir özelliği de vardır ayrıca. Filtrelerimiz bakteri ve virüslerin tutunulması için. Yani kumaş maskenin üzerinde zaten bakteri ve virüs tutunamıyor. Tutunup içeri kaçsa bile filtremiz sayesinde tutup yakalayabiliyor. Bu sayede de bir yüksek derecede bir koruma oranı sağlıyor. Evet, çok teşekkür ederim. Ben biraz daha göstermek isterim. Hemen bakın, görüyorsunuz hemen maskenin üst kısmında filtreyi değiştirebileceğiniz bir bölüm var. Bu bütün maskelerde geçerli. Dediğimiz gibi bu maskenin ömrü 6 ay. aynı zamanda %97 oranında koruyor. Oldukça da sağlıklı. İşte yanında da 5'te fitre veriliyor. Hem bu sağlık çalışanları için de oldukça sağlıklı. Vatandaşlarımız da çok rahat bir şekilde bu maskeleri kullanabilirler diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım Gökhan. Hakan Söre, notları için teşekkür edelim ve siyaset gündemiyle devam edeceğiz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Hedefinde Türk ordusuna satılmış diyen CHP milletvekili Ali Başarır vardı. Bahçeli, CHP'li vekilin açıklamalarına ilişkin hesabı sorulması gereken bir kepazeliktir dedi. MHP lideri ayrıca CHP milli güvenlik meselesi haline gelmiştir diye konuştu. Bir CHP milletvekilinin kalkıp Türk ordusuna satılmış demesi bize göre hesabı sorulması gereken şerefsizliktir, kepazeliktir, Türkiye husumetinin kök salmasıdır. Kahraman Türk ordumuzun satılmış görülen yeri neresidir? Terörle mücadelesi mi satılmıştır? Millet ve kanun ordusu oluşu mu satılmış görülmektedir? Fırat Kalkanı'ndan Zeytin Dalı Harekatı'na, Barış Pınarı Harekatı'ndan Pençe operasyonlarına kadar ova ova, dağ dağ, mağara mağara, şehir şehir, deyim yerindeyse köşe bucak hainleri arayan, sonra bulduktan sonra da imha eden kahramanlar mı satılmıştır? Orduya satılmış demek, bedelsiz satılmışlığın, uşaklığının aleni beyanıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle bu zehirli ve zillet CHP anlayışına diyorum ki askere düşmanlık, düşmana askerliktir. Batının oyunlarına ses çıkaramayan densizler Katar'la yatıp Katar'la kalkıyorlar. Boşa kürek çekiyorlar. Boşuna çırpınıyorlar. Bilhassa Türkiye hak ve menfaatlerini muktedir şekilde savundukça Kılıçdaroğlu'nun gözüne perde, gönlüne peçe iniyor. Şimdi sırayı da Türk askeri mi almıştır? Bu terazi bu sikleti çekmez, bu tekerlek bu tümseye geçemez. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine zilletin lekesi sürülemez. Türkiye Cumhuriyeti pastane liberallerinin, meyhane devrimcilerinin, arada poşu takan, derede mekap diyen, tepeye varınca mermi yiyen kanlı bölücülerin, köşeleri kaybolmuş tatlı su kurnazlarının pos bıyıklarıyla, doymayan kursaklarıyla boğazın iki yanına tutulmuş küreselcilerin eline, emeline, heveslerine, hedeflerine terk edilemez. İsmini saydıklarımın çatı ve çıkar örgütü haline gelen Cumhuriyet Halk Partisi bir milli güvenlik meselesine dönüşmüştür. Tabii İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yapmış olduğu açıklamaları ekranlara getirdik. Sayın seyirciler, Azerbaycan ordusu 28 yıl sonra işgali altındaki Laçin'e girdi. Rusya'nın arabuluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği Laçin tek kurşun atılmadan vatan toprağına tekrar katılmış oldu. Ermenistan işgal ettiği toprakları terk etti. Azerbaycan ordusu 28 yıl sonra Laçin'e ayak bastı. Açıklama Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Rusya'nın arabuluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği Ermeni güçlerinin kentten çekildiği duyuruldu. Azerbaycan ordusu gece saatlerinde Laçin'e girdi. Mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Dördüncüsü düzenlenen TRT World Forum'da video konferansla da olsa sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Dünyamız, bölgemiz ve ülkemiz için verimli tartışmaların zemini olarak gördüğüm TRT World Forum'un başarılı geçmesini temenni ediyorum. Değişen dinamikler temasıyla düzenleniyor. 2 gün boyunca çevrimiçi olarak yapılacak oturumlarda dijitalleşmeden teknolojiye, ticaretten Suriye, Yemen ve Karabağ'daki çatışmalara kadar her biri diğerinden önemli konular ele alınacak. Ülkemiz içinden ve dışından birikimleriyle foruma katkı sunacak tüm bilim, medya, siyaset insanlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. TRT yönetimini ve bu güzel programa destek veren tüm kurumlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Değerli dostlar, koronavirüs salgını hayatımızın her alanında derin izler bırakıyor. Salgınla beraber ikili ilişkilerimizde, ekonomide, alışveriş yöntemlerimizde ve daha birçok alanda köklü değişiklikler yapmak zorunda kalıyoruz. Medya, siyaset ve uluslararası ilişkilerin de bu değişim dalgasından etkilendiğini görüyoruz. Bir süredir yükselmekte olan yeni medya araçları salgının ortaya çıkardığı tabloda daha da yaygınlık kazandı. Ticaretin yanı sıra basında da dijitalleşme öne çıkmaya başladı. Geleneksel medyanın etkisini tamamen yitirdiğini elbette söyleyemeyiz. Ancak yeni bir gerçeklikle karşı karşıya olduğumuzu da inkar edemeyiz. İşin uzmanları tarafından TRT World Forum'da yapılacak tartışmaların bu noktada bizlere yeni ufuklar çizeceğine inanıyorum. Bir siyasetçi olarak burada bir hususu vurgulamak istiyorum. Hayattaki her şey gibi teknoloji de insan hayatını kolaylaştırmak için vardır. İnsanı maddi ve manevi varlığıyla bir bütün olarak gören dijitalleşme hepimiz için hayırlı neticeleri beraberinde getirecektir. Ancak hiçbir denetimin olmadığı, keyfiliklere açık, hukukun dışında bir alan olarak algılandığında dijitalleşmenin bizi götüreceği yer faşizmdir. Bunun için dijitalleşme özgürlüğün alanını genişletirken yeni adaletsizliklere, yeni haksızlıklara, yeni ötekileştirmelere yol açmamalıdır. Son yıllarda sosyal medya platformlarının kullanımının yaygınlaşmasıyla maalesef bu konuda çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Sınırsız özgürlük bu başlık altında tamamen denetimsiz bir alan oluşturularak yeni mağduriyetlerin oluşmasına sebebiyet veriliyor. Kimi zaman mevcut hukuk düzeninin bile yetersiz kaldığı bu durum, siber zorbalık başta olmak üzere psikolojik ve sosyal sorunlara kapı aralıyor. Mağdurlar çoğu kez şikayetlerini ulaştırabilecekleri ne bir muhatap ne de haklarını arayabilecekleri hukuki bir mecra bulabiliyor. Kötülük yapanın, suç işleyenin yanına kar kaldığı bir düzenin adı özgürlük olamaz. Meselenin bir başka boyutu ise sosyal medya platformlarının artan mağduriyetleri önleyecek bir çabanın içine dahi girmemesidir. Devletlerin vatandaşlarını koruma gayesiyle attığı iyi niyetli adımlar ise hemen özgürlüklere müdahale parantezine alınarak akim bırakılmaya çalışılmaktadır. Türkiye olarak bir süredir bu konuda yaşanan haksızlıkları dile getiriyor, kimsenin, hiçbir şirketin hukukun üstünde olmadığını vurguluyoruz. Geçen aylarda yürürlüğe giren kanuni bir düzenlemeyle sosyal medya şirketlerine ülkemizde temsilci bulundurma zorunluluğu getirdik. Bunu yaparken de uluslararası hukukun bize tanıdığı yetki çerçevesinde özgürlük, güvenlik dengesini gözeterek hareket ettik. Vatandaşlarımızı bilhassa da yetişkinlere nazaran daha hassas durumda olan çocuklarımızı korumayı amaçlıyoruz. Temennimiz, kendilerini hukukun dışında gören bu kurumların ülkemizin iyi niyetli çabalarına gönüllü bir şekilde destek vermesidir. Aksi takdirde Türkiye her şart altında vatandaşının hukukunu korumayı sürdürecektir. Kıymetli katılımcılar, günümüz dünyasında yapılan çalışmaların uluslararası kamuoyuna ulaştırılmasının önemi giderek artıyor. Türkiye olarak bu konuda maalesef uzun yıllardır çok sıkıntı çekiyoruz. Türkiye'nin uluslararası alandaki başarıları Ülke içinde yaşadığı büyük değişim dış dünyada hakkaniyetli bir şekilde yer almıyor. Hatta çoğu durumda başarılarımız yok sayılarak ya da çarpıtılarak olduğundan farklı bir şekilde aktarılıyor. Gerçeği keşfetmek için değil, zihinlerdeki oryantalist kalıplara uygun cevaplar bulmak için Türkiye'ye bakılıyor. Özellikle 2013 senesinden itibaren gezi olaylarıyla başlayan süreçte ülkemiz çok ciddi haksızlıklara, çifte standartlara maruz kalmıştır. Sokakları yakıp yıkanlar, 24 saat canlı yayın yapan uluslararası medya kuruluşları tarafından barışçıl göstericiler olarak lanse edilmiştir. Suriye'de yüz binlerce sivilin kanını döken bölücü terör örgütü mensupları batılı sözde prestijli dergilerin kapağını süslemiştir. Ama aynı olaylar daha sonra Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşanınca bize basın özgürlüğü dersi verenler 3 maymunu oynadılar. Paris'in göbeğinde haftalarca süren sarı yelekleri görmezden geldiler. Fransız polisinin göstericileri kör eden orantısız müdahalelerinden hiç bahsetmediler. Fransız devlet organlarının medyaya yönelik ablukası karşısında eleştirel tek cümle kurmadılar. Benzer bir çifte standardın İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere yönelik devlet terörünü andıran uygulamalarında da tekerrür ettiğini görüyoruz. Sokak ortasında elleri havada katledilen Filistinli çocuklar sözüm ona bu bağımsız medya organlarında haber değeri dahi taşımıyor. Daha birkaç gün önce Filistinli bir yaralıyı taşıyan ambulansın durdurularak yaralının apar topar gözaltına alınmaya çalışılması uluslararası basında hiçbir tepkiye neden olmadı. Hemen her gün şahsımı hedef alan iğrenç manşetleri ise burada söyleme gereği dahi duymuyorum. Bu tarafkirliğe artık aşinalık kazanmış birisi olarak bizi asıl üzen, bizi asıl rencide eden kutsallarımıza yönelik saldırılardır. Medya organlarının İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına bayraktarlık yapması gerçekten utanç vericidir. Basın özgürlüğü kılıfı altında sergilenen çirkeflikler, farklı din ve kültüre mensup insanların bir arada yaşama iradesini zehirlemektedir. Şayet bu nobran tavra bir dur denilmezse, bunun acısını Avrupa ile beraber tüm insanlık çekecektir. Bu konuda özü sözü insan felsefesiyle dünyaya açılan kapımız olan TRT'ye, özellikle de TRT World'e önemli sorumluluklar düşüyor. TRT World'ün yeni bir dil ile hikayeyi yeniden anlatmak, mikrofonu konuşturulmayanlara uzatmak, kamerayı görülmeyenlere çevirmek hedefini son derece kıymetli buluyorum. Uluslararası medyanın tek düzeleştiği günümüzde TRT World haksızlıklara karşı haklının, zalimlere karşı mazlumun, adaletsizliklere karşı adaletin sesi oluyor. Kuruluşundan bu yana geçen 4 yıllık sürede TRT World'ün aralarında dünya çapında üne sahip gazetecilerin yer aldığı nitelikli kadrosuyla önemli bir boşluğu doldurduğuna inanıyorum. Kendilerine üstlendikleri ağır ama onurlu görevde başarılar diliyorum. Genel müdüründen muhabirine, teknik elemanlarına kadar tüm TRT çalışanlarını canı gönülden tebrik ediyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 4. TRT World Forumu'nun başarılı geçmesini diliyor. Katkı veren herkese ülkem ve milletim adına şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. En kısa zamanda sizleri ülkemizde ağırlamak dileğiyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Başkan Erdoğan'ın TRT World Forum'da yapmış olduğu konuşmayı ekranlara getirdik. Biz gündeme ilişkin diğer başlıklarla bültenimize devam edeceğiz. Yunanistan uluslararası arenada Türkiye'ye hedef almaya devam ediyor. Son olarak Yunanistan'ın Finlandiya Büyükelçisi tepki çeken ifadelere imza attı. Türkiye ve Finlandiya arasındaki ilişkilerden rahatsız olan Büyükelçi, Yunanistan hayal kırıklığına uğradı dedi. Yunanistan pek çok farklı uluslararası arenada Türkiye'yi hedef almayı sürdürüyor. Birçok defa asılsız ve hukuksuz ithamlarla Türkiye'yi Avrupa'da şikayet eden Yunanistan, bu kez de Türkiye-Finlandiya dostluğundan rahatsız oldu. Yunanistan'ın Finlandiya Büyükelçisi Georgios Ayfantis, Birleşmiş Milletler'de Türkiye ve Finlandiya tarafından dünya sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak için 11 yıl önce kurulan Barış İçin Arabuluculuk Dostlar grubunu hedef aldı. Finlandiya medyasına konuşan Yunan Büyükelçi, işbirliğinin Atina'daki Yunan Dışişleri Bakanlığı tarafından not edildiğini belirtti. Finlandiya'nın tutumunun Yunanistan'ı hayal kırıklığına uğrattığını ifade etti. Yunan Büyükelçinin rahatsızlığı tepkiyle karşılandı. Geçtiğimiz ay Yunanistan, Türkiye ve Finlandiya tarafından kurulan ve 59 ülkeden oluşan gruptan Türkiye'nin dışlanmasını istemişti. Paris hükümeti genel güvenlik yasa tasarısıyla tepkilerin odağında basın özgürlüğünü engelleme ve polis şiddetini karartacağı gerekçesiyle protesto edilen tasarı sık sık Fransa polisinin orantısız müdahalesine de sahne oluyor. Bunun bir örneği geçtiğimiz günlerde polis çopuyla yaralanan Suriyeli gazeteci El Halbid. Ülkede tepkilere yol açan yaralanma olayına ilişkin soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Fransa'da basın özgürlüğünü engelleyen yasa tasarısı karşıtı gösterilerde Suriyeli gazeteci El Halbi'yi yaralayan polislere soruşturma açıldı. Paris yönetimi son günlerde tartışmalı bir yasa tasarısıyla tepkilerin odağında. Genel güvenlik isimli yasa tasarısı polisin görüntülerinin çekilmesini ve yayınlanmasını engellemeyi hedefliyor. Fransız halkı tarafından şiddet ve tacizleri karartmaya yönelik olarak görülen yasa protesto ediliyor. Suriyeli gazeteci El Halbi'de düzenlenen yasa tasarısı karşıtı gösterilerde görevini icra ederken polis tarafından yüzüne darbe almış ve hastaneye kaldırılmıştı. Olayın ardından Fransa resmi haber ajansı serbest haberci olarak çalışan Halbi'nin yaralanmasına ilişkin soruşturma talebinde bulundu. Buna karşın Ulusal Polis Soruşturma Birimi soruşturma başlattı. Halbi, Suriye'deki Esad rejiminden kaçarak Fransa'ya sığınmacı olarak gelmişti. İran'ın nükleer çalışmalarının mimarlarından olan Fahrizade'ye yönelik suikaste ilişkin yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Son olarak İran'ın üst düzey bir yetkili suikaste ilişkin istihbaratın bulunduğunu açıkladı. Ancak 20 yıldır bu tarz istihbaratların varlığının gerekçesiyle bu kez ciddiye alınmadığını belirtti. İstihbarat vardı ancak ciddiye alınmadı. Tahran bu sözlerde yankılandı. Nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'ye yönelik suikast İran'da deprem etkisi yaptı. Yetkililer saldırının sorumlusu olarak İsrail'i gösterdi. Olaya ilişkin sır perdesi varlığını korurken İran Ulusal Güvenlik Sekreteri Ali Şemhani dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Şemhani, suikaste dair istihbaratın ciddiye alınmadığını söyledi. 20 yıldan bu yana düşman onu şehit etmenin peşindeydi. İran istihbarat birimleri Fahrizade'ye yönelik bir saldırı olacağı ihtimalini ve olay mahallini öngörmüşlerdi. Fahrizade hakkında 20 yıldır birçok suikast istihbaratı olması nedeniyle maalesef gerekli ciddiyet gösterilmedi ve bu sefer onlar başarılı oldu. Şemhani ayrıca saldırının insan olmaksızın uzaktan elektronik sistemler kullanılarak yapıldığını vurguladı. İşgali altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait tarım arazilerine el koymaya gelen Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin direnişiyle karşılaştı. İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimcilerden oluşan gruba Filistinliler izin vermedi. Filistinliler topraklarına el koymaya gelen Yahudi yerleşimcilere izin vermedi. Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait tarım arazilerine el koymak istedi. İsrail askerleriyle birlikte Selfit kentine bağlı Erras bölgesine geldi. Bunun üzerine birlik çağrısı yapan Filistinli gruplar, İsraillilerin karşısına Filistin bayraklarıyla dikildi. Topraklara el konmasına izin vermedi. Yahudi yerleşimcilerin bölgeye yapı inşası için getirdiği hafriyat malzemelere ateşe verildi. İsrailli ve Filistinli gruplar arasında arbede yaşandı. Filistinlilerin direnişine İsrail askerleri de müdahale etti. İşgale karşı duran bir Filistinli, İsrail askeri tarafından yere düşürüldü. İsrail askerleri Filistinlileri dağıtmak için ses bombaları kullandı. İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Sayın seyirciler, Amerikalı araştırmacılar 3900 metre derinlikte tarihi bir keşfe imza attı. İnsansız deniz aracı sayesinde HD görüntü kalitesi kullanılarak yeni bir tür taraklı deniz canlısı keşfedildi. Amerikalı araştırmacılar tarihte bir ilke imza attı. İnsansız deniz aracı sayesinde yalnızca HD görüntü kalitesi kullanılarak yeni bir tür taraklı deniz canlısı keşfedildi. Teknolojik imkanlara rağmen insanoğlu okyanusların derinlikleriyle ilgili çok az şey biliyor. Buna bağlı olarak merak uyandıran deniz yaşamına ilişkin her gün yeni keşifler yapılıyor. Son olarak Amerikalı araştırmacılar tarihte ilk kez insansız bir derin deniz aracı sayesinde okyanus derinliklerinde HD görüntü kullanarak yeni bir tür taraklı deniz canlısı keşfetti. Keşif 3900 metre derinlikte yapıldı. Derin deniz baloncuğu olarak adlandırılan tür, iki uzun dokunacı olan balon benzeri bir gövdeye sahip. Araştırmacılar keşfe ilişkin dalışın 2015 yılında yapıldığını, ancak duyurulmadan önce yeni türden emin olunmak istendiğini ifade etti. Bu haberle bültenimizi tamamlıyoruz. Mutlu günler.